Günaydınlar efendim. Yine bir sabah Ebru Murat Show TV ekranlarında canlı yayında karşınızda. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine güzel bir gün, şahane haberlerimiz var. Gündemi dop dolu tutan, cap canlı dipdiri haberlerimizle sizlerle beraberiz maşallah. Beğendim çok güzel. Mi? Gayet güzel. Bu nedir ya? Tesbih yani. Evet. Yani her sabah şuraya gelip çıkıyorum. Bir kadını motive etmenin belli yolları vardır. Murat onlardan pek bir haber ne yazık ki. Son dakikaya da bu ne? Ne bu de? Giyilir mi? Çok hoş değil mi? Maşallah oltu taşı gibi vardır hani Erzurum'da. Beğendin mi? Çok güzel. Hadi bakalım çok gidelim, buyurunuz. Buyurunuz efendim. 0534 farklı renkleri var mı acaba? 43-72 başka renkleri de var. Onları da ben takayım ya. Kırmızı, sarı, böyle turuncu falan varsa renkli renkli. Sen bileğine dola. Turkuaz seviyorum ben. Bileğine dola. Bilekte var zaten. Benim. Nasıl olur? Evet. Hoş, evet. İyi misin? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Dün kürek çektik sevgili ay, dostlar. Her taraf kaslarımız çalıştığı için biraz böyle kaslı kaslı gözükebiliriz. Ama çok yorulmuşum ben. Gece birdenbire uyudum daha doğrusu. Bayıldın değil mi? Evet, sabah bir uyandım böyle kürek çekmekten böyle. Oysa bana sor. Çok hiç. Güzel bir spor. Çünkü altyapı sende sağlam. Lütfen. Biz öyle. Ama yok, gerçekten çok zor çok. Bir spor. Onu da görüntülerini göreceğiz zaten. Olimpiyatlara hazırlanmışlar. Onlar milli olmuş. Çok değerli sporcu i̇şte arkadaşlarımızla çalıştık bütün bunları. Ama gelin görün sonuç ne oldu, merak ediyorsanız evet. İzleyeceksiniz onları da efendim. Spor çok önemli. Evet, güzel bir sabah diliyorum. Çaylar kahveler eşliğinde eğer hazırsanız başlayalım gündeme derim. İstanbul'da şimdi dün 6 ilçeye eş zamanlı baskınlarda 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi Murat. O yasaklı maddeleri İranlı bir baronun sattığı ortaya çıktı efendim. Detaylar geliyor. Eş zamanlı baskınlarda rekor kırıldı. Tek seferde 1 ton 117 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Dev operasyonun bilgilerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından duyurdu. Narkotik şube ekipleri Beykoz'daki villaya baskın düzenledi ve çete liderliğini İranlı baronun yaptığı zehir tacirlerini gözaltına aldı. Ardından o villada yapılan aramalarda da tam 1 ton 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İşte o anlar polis özel harekat destekli operasyonla villaya girdi. İranlı uyuşturucu baronu kaçmaya hazırlanırken Merter'de yakalandı. Zehir imalatını yapan doktor lakaplı şüpheli ise Beykoz'daki villada yakayı ele verdi. $10 milyon zehir emniyette sergilendi. Şebeke üyelerinin sorgusu devam ediyor. Evet, öncelikle narkotik polisimizi buradan tebrik ediyoruz, kutluyoruz. 6 ilçede eş zamanlı bir baskın. 1 tondan fazla uyuşturucu ve İranlı bir barondan bahis açılıyor. Ne bileyim hani baron İranlı, çalışanlar Afgan, işte dağıtanlar ne bileyim öyle böyle mi gidiyor? Bilemeyiz ama hani gençlerimizi, evet. Tüm dünya gençliğini belki çünkü belli bir köprü yolu olarak da kullanılıyor bazen coğrafi hadiselerden doğru. Dolayı. En azından kurtaran bir durum ama... Bakalım daha ne kadar olacak, var mı yok mu, işte polisimiz çalışıyor. Ya tabii bunlar uzun süreli araştırmalar, kesinlikle. Sıkı takipler, çok ciddi ipuçlarını birleştirmeler. Biliyorsun biz ziyarete gittiğimizde evet, de bize biraz anlattı. Böyle üstü kapalı anlatmışlardı. Göksel ama, komiserim. Göksel selam. Komiserimize selamlar, sevgiler gönderelim buradan. Ve hal böyle olunca tabii ki büyük bir başarı bu. Yani tabii. Bir ton ben... nedir yani? Kaç bin insanı zehirler tabii, o? Ne yapılır? Nasıl şunu hatırlıyorum ya bundan 15-20 yıl önce ben yani çok böyle muhabirlik dönemlerimizde çok baskınlara giderdik. Ama yok Sapanca'da villa, işte Adapazarı'nda villa, böyle yok İstanbul'un hani farklı yerlerinde ağaçlar içinde bir villa vesaire. Ama o süreç anladığımız kadarıyla azalsa da yine devam ediyor. Evet. İşte polisimiz de bununla sürekli olarak evet. Mücadele ediyor ki bu da güzel. İnşallah artık sonu son getirilir. İşte coğrafi konumu burada büyük dezavantajını yaşıyoruz. Yani o yaptığın zaman bir ipek yolu vardır evet. Ya o mesela ticaret yolu. Evet. Onda bir sıkıntı yok ama bir de madde yolu söz konusu olabiliyor demek ki. Sağ olsunlar var olsunlar polisimizin ellerine sağlık. Her zamanki gibi. Şimdi Aksaray'da İstanbul... Aksaray. Peki Afgan uyruklu MHS önce eşini çeşitli yerlerinden bıçaklıyor. Ardından biri 4... Diğeri 3 yaşında olan çocuklarını balkondan atıyor efendim. Evet yanlış duymadınız. Balkondan bayağı atıyor 3 ve 4 yaşındaki çocuklarını. Anne ve 2 çocuğu olay yerinde maalesef yaşamını yitiriyor. Yukarıdan 2 çocuğunu attı. Kız çocuğunu atmış. Ondan sonra kendini atmış. Önceden
Hanımını bunu bıçaklamış yukarıdan. Acımasız, zalim, vicdansızdı. Eşini bıçakladı, iki evladını balkondan attı. En sonunda da canına kıymaya kalkıştı. Kim burası mı yaptınız? Afgan aile biri 3, diğeri 4 yaşındaki kızlarıyla Aksaray'daki akrabalarına gitmişti. Eşiyle aralarında tartışma çıktı. Eve misafir olarak gelmişler. Dün bir günlüğüne. Nedendir bilinmez, elindeki bıçağı defalarca karısına sapladı. O can çekişirken evlatlarını kaptı. İkisini de ikinci kattaki balkondan attı. Yukarıdan iki çocuğunu attı. Taş yürekli zalim sonra da aynı balkondan kendini boşluğa bıraktı. Katliam kurbanı anne ve iki kızı hayatını kaybetti. Onlara kıyan Sözde Baba ağır yaralı olarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ne denebilir bilmiyorum. Aslında haberde gayet hani açık ve net, acımasız, zalim ve vicdansız deniyor. Yani bir insanın yapabileceği, anne babanın yapabileceği bir şey mi bu Allah aşkına? 3 yaşında ve 4 yaşında çocuklarını balkondan atıyorsun. Allah korusun, beyni patlamıştır çocukların. Yani birden olay yerinde hayatını kaybediyorlar. Ve anne. Yani nasıl bir hani öfke patlaması olmuş olabilir ki? Ya kim bilir, kafa neredeydi Murat? Yani zaten bir akrabalarının evine ziyarete gittikleri anda gidip bu olayı gerçekleştiriyor. Belki kadın kaçmıştı, iki çocuğunu alıp oraya sığınmıştı. Orada da yapacak bir şey bulamadı. Yani sen balkondan aşağı birini atmak ne demek? Balkondan aşağı ne bileyim ben, yani ufacık bir şey atarken bile düşünürsün. Yani onun yere düşüşünü gördüğünde o ağırlığıyla. Ya yani şey, gerçekten tahayyül edilebilir bir şey değil. Ya bardak atmazsın, atamazsın. İki çocuğunu sen al, birini tuttun attın, öbürünü de tutup atıyorsun. Evet. Evet, evet. Ya kafa... Kimse dur diyemedi mi acaba? Bu, yanlarında kimse var mıydı madde ama? Kullanımı ya da işte başka hadiseler, istediğin kadar ekonomik şunu de, bunu de, bahaneler üret ama bu mevzunun hiçbir şekilde bahanesi, şusu, busu kendi yok. Kendi ağır yaralı mı? Nedir? Ne olursa olsun. Kendini bu bir, atamamış yani, yeteri kadar. Diyelim. Dünyada yani cehennemi yaşayacak şimdi. Yaşayacak artık, yani onun cenneti de yok, cehennemi de yok. Yani onun o insan değil. İnsan sıfatında değil. Yazık, günah. O iki tane küçücük kız çocuğuna çok Allah'tan çok üzücü bir haber gerçekten. Bursa'da bir adam site bahçesinde dehşet saçtı. Yani apartmanların, insanların bulunduğu bayağı bir sitenin bahçesinde elinde silahla gitti. Eski sevgilisiydi kadın. Tartıştı ve bu çocuk, bir çocuk annesinin önce silahla yaraladıktan sonra kendi canına kıydı. Apartmanımızın otoparkında bir kızla bir erkeği vurmuşlar. Sanırım ikisi de vefat etmiş. Ne vuruyor baştan? Ne? Ondan sonra kendine sıkıyor. İkisi de öldü. Çardak'taki son randevu katliamla noktalandı. Cani önce kadına, ardından da kendine kurşun sıktı. Hemen ambulans haber verildi. Bu da cinayet işlendi. Tanıyan gören yok. Evli ve bir çocuk annesi Derya Kayra bir süre eşinden ayrı yaşamış, o dönem Erkan Talat Çetin'le tanışmıştı. İddiaya göre kocasıyla barışınca onunla ilişkisini bitirmek istedi. İkili dün akşam Bursa Yıldırım'daki sitenin bahçesinde buluştu. Genç kadın peşimi bırak deyince de tansiyon yükseldi. Adam belli ki o korkunç sonu planlamıştı. Belinden silahını çıkardı, Derya Kayra'ya kurşun yağdırdı. Apartmanımızın otoparkında bir kızla bir erkeği vurmuşlar. Namluyu sonra da kendine doğrulttu, tetiğe bastı. O da talihsiz kadında kurtarılamadı. Şimdi kadın önce eşiyle arası açık. O dönemde bu beyle beraber oluyor. Sonra kocasıyla barışıyor. Yani hani boşanma, tekrar evlenme var mı arada onu bilmiyoruz. Ama her ne olursa olsun bu aradaki bey, aradaki döneme denk gelmiş olan bey olayı unutamıyor. Muhtemelen içinde tehdit var kadına. İşte gelmezsen kocana söylerim, öyle yapmazsan böyle yaparım. Belki elinde bir farklı deliller var. Sonuçta bir var. İlişki yaşanıyor. Yani ilişkinin o şeyleri ne deniyor? Sürüncemesi, sonuçları. Evet, onda yani hani yaşanan şeyler. Doğru. Gururuna yedirememe hadisesi. Olabilir. Yani hani ne yaşanırsa yaşarsın, günahları boynuna, bizi ilgilendirmez ama hani gelinen noktada adam silahını çekip parkta, işte o sitenin bahçesinde bile yani, ki binlerce insan yaşıyor yeri geldiğinde. Önce birden, kadını sonra evet, kendini. Yani, iş oralara geliyor çünkü artık kendi adaleti. Hani şey var ya hep. Söylüyoruz buradan. Ya benimsin ya kara toprağın evet. Durumu. Ya insan sevmekten korkar olur. Böyle bir durum var mı yani? Kimi seveceksin? O yüzden kime, nasıl güveneceksin? Tabii bu tür hadiselerde özellikle genç kızlarımız, genç erkeklerimiz lütfen yani her biriniz
ciddi ciddi ders niteliğinde bunlar. Hayat dersleri bunlar. Hiçbir yerde göremezsiniz. Üniversitelerde okutulmaz bunlar. Aynen. Ve görürsünüz işte aa bak neler oluyor diye. Yani o yüzden seçeceğiniz insan, seçeceğiniz adam, seçeceğiniz kadın son derece önemli. Yani nasıl, sizin hayatınızı şekillendirebiliyor. Seninle bir noktaya geldik dün bu sporcu genç arkadaşlarımızla. Genç sporcu arkadaşlarımızla konuştuktan sonra spor yapan insanın hayata bakış açısı ne oluyor kardeş, Murat? Aynen. Gerçekten onlardan herhangi bir zarar gelebileceğini düşünüyor musun? Hayır, İşlerinde, güçlerinde çakı gibi zihinleri yerinde, bedenleri yerinde ne kadar kıymetli. Şöyle bir zarar gelebiliyor. Bazıları o kadar harbiden yakışıklı oluyor ki yani iki tane patlatasın geliyor. Yani kıskançlık bir zarar olabilir. Ama gerçekten spor... Hani bu hani vücudu eğitmenin yanı sıra psikolojini de eğitiyorsun, kafanı eğitiyorsun. Hayır. Bu tür hadiselerde yani hani nasıl anlatacaksın? Kötü bir şeylere durumu? Bulaşmıyorsun. Durumu nasıl anlatacaksın? Ya benimsin ya toprağın, kara toprağın hadisesi. Evet insanlarda bir hayvani bir şey var yani. Çünkü hani doğal yaşamdan geliyor. Medeni insan kendini eviriyor değil mi? Hani baskın şey baskılıyor vesaire vesaire. Orada kalsaydık hepimiz zaten ya oraya mı dönüyoruz acaba? Var. Yani üniversitelerde görülmeyecek dersler var burada. O yüzden güzel kardeşlerim kimi nasıl ne seçeceğinize dikkat edin. Hani kaptırdım hayatımın akışına gidiyorum değil. Hayır bilakis yani. Bir çocuk annesi. Bak, ya ve kadın o arada ne sıkıntılar ne sancılar yaşadı kim bilir. Şimdi çocuklar ortada. Eş ortada. Herkes ortada kaldı. İşte bu tarafı var bir de yani. Ne olacak? Çok üzücü. Tamam yani belli bir sürede bir ilişkide sıkıntı olabilir. Başka bir hayat kurarsın ya da kurmazsın. Sonra yeniden olmuyor dersin. Çocuklarıma dönüyorum dersin vesaire ama... Kim bilebilir ki bir gün canına mal olacağını? Böyle bir belki kadın o dönemde eşinden boşandığı dönemde kötüydü, yalnızdı. Bu iyi vicdanlı, onu sevip koruyup kollayacak biri gibi hissetti. Boşlukta belki de her şey iyi başladı vesaire. Ama işte... Yani. Bir insanı anlayabilmek için önce özellikle bu narsist yapıda kişiler kendilerini böyle altın tepside sunuyorlar. Tabii. Böyle kendilerine bağlayana kadar en iyiyi, en güzeli, o kadının bütün açıklarını kapatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Hizmetkarı gibi davranıyor evet, kimi zaman. Ondan sonra da tam tersi bir şey ortaya çıkabiliyor. Evet. Yani başta hep diyoruz ya o fragmanlar kendini gösteriyor kişi kesinlikle. Hakkında diye. Evet. Orada filmi bırakmak ya, lazım. Kapılıp gitmeyin bahtınızın rüzgarına güzel kardeşlerim. Düşünün Rabbimiz akıl vermiş, beyin vermiş. Çalıştırın bunları. O ayrı bir mevzu. Burada da gerçekten Allah rahmet eylesin rahmet diyelim. Eylesin. Devam edelim yolumuza. Yine olaylar. Şimdi iddia o ki psikolojik sorunları olan bir kadın, işte bu hanımefendi Antalya'da boş bir otel binasına giriyor. Ve mutfak bölümünü ateşe veriyor. Elindeki bıçakla da polise saldırıyor. Daha sonra polisle mücadelesi. İzleyin konuşalım. Bıçak aldı işte polisler o yüzden giremedi. Bir saatten beri polisler orada bekliyor. Kendine zarar vermeye çalıştı. Boş oteli ateşe verdi. Antalya'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan bu otele girdi, mutfak bölümünü ateşe verdi. İhbarı alan ekipler kısa sürede oradaydı. Yangın çıkarttı. Polis geldi, itfaiye geldi. İşte biz de koştuk geldi. Polisi görünce daha da öfkelendi. Elini aldığı bıçakla kendine zarar vermeye çalıştı. Eline geçeni kırıp döktü. Ekipler uzun süre dil döktü ama inadını bir türlü kıramadı. Sonunda beklenen fırsat geldi. Bir anlık dalgınlığından faydalanan polisler yakalayıp gözaltına aldı. Acaba bu tarz psikolojik problemlerin hani pandemi sonrası daha mı fazla görür olduk ya da insanlar artık iyice fütursuzlaşıp sokağa çıktıkları anda neyse o halleri saklama gereği duymaksızın dışa mı vurmaya başladılar? Dışa vur. Yani buradaki baktığın zaman mesela hani neyse ki kimsenin canına zarar vermemiş. Kendi canına verirmiş vesaire. İşte o tarafını bir kenara bırak. Kimsenin canına zarar gelmemiş neyse ki. Ama bir taraftan her psikolojik sorunu yaşayan böylesi arızalar mı çıkaracak? Onu ne yapacağız? Yani psikolojik sorunların varsa... Görüntüye doktor baktığında... hanım, doktor bey ben geldim beni iyileştir. Evet. Otur şuraya uzan anlat diyecek baksana, o da yani. Giyinmesini bilmiş gayet de güzel giyinmiş saçlarını örmüş.
herhangi bir durumu yok gibi görünüyor. Ama işte o dışarıdaki ve içerideki hikayeyi biz bilemiyoruz. Ya, elinde bir de bıçak var Murat. Yani var, polise saldırmaya çalışmış yani, onunla. Artık normal. Herkesin saat, ben nasıl saat takıyorum? Herkesin elinde bıçak artık. Onu yani normalleştirmeyelim bu durumu ama böylesi bir durumla da karşı karşıyayız. Yani şöyle bir şey var. Ben kolum kırıldığı zaman doktora gitmiyor muyum? Psikolojik sorunlar yaşıyorsam da ruhum kırılıyor ya da başka bir şey, duygusallığım. Bunu kendi kendime tedavi edemiyor isem ben dışarıdan yardım almak zorundayım. Ha kimileri gider imamla konuşur, papazla konuşur, bilmem neyle konuşur. Ben de giderim psikiyatristle konuşurum. Doğru. Ya paran yoksa da devletin bu konuda birimleri tabii var. Ki. Gidersin acil tabii servise ben geldim bir ne oldu? Bir şeyim var tanımlayamadığım bir duygum var. Ruhum kırıldı yani bir şey oldu hani. Param yok ya da bilmem ne falan filan. Gel otur şuraya anlat der. Böyle elini kolunu yani bıçağını alan... Boş metruk binalara girip vay efendim falan filan. Yani ne oldu şimdi? Ne kazanıldı? Kim bilir artık ne oldu? Kafada ne yaşanıyorsa. Yani ne olacak bundan sonra? Bir de şu bu hadise ne var. Ne olacak? Evet. Ne olacak? Umarım tedavi olsun ya. Gencecik İnşallah. Bir de bak yani normal bir kadın arkadaşımız. Evet. Yani, genç yani bence 30'larının altında. Olayları hani farklı yani kafayı farklı bir yere evet belki götürse, iş güç olayına daha çok girse, ben ne yapıyorum dese, yukarı ormana çıksa, ağaçla konuşsa, çığlık atsa, öfke nöbetleri geçiriyorsa da orada ne bileyim yani bir odaya kendini kapatıp orada bas bas bağırsa, diyorsun, kendini tedavi etse en azından hani evet psikoloji konusunu iyileştirebilir. Ya, psikolojiyi çok biraz konuşuyoruz daha da konuşacağız bugün. Evet. Ona da sorarız yani niye böyle öfke nöbetleri böyle elimizde bıçakla biz niye tehdit yani ediyoruz orayı? Akran zorbalığını konuşacağız bugün. O konu çok gündemde biliyorsun. Çok fazla görüyoruz ama büyüklerde de bu travmalar, yetişkinlerde de görüyoruz fazlasıyla. Acaba hangi tarz olaylar insan ruhunda senin dediğin gibi o kırılmayı yaratana kadar birikip bir şeyler niye yapıyor? Yardım almak da o kadar zor bir şey değil. Bir de depresan işte bu tür ilaçlar nasıl gidiyor memlekette? Acayip satılıyor tabii bir taraftan. Maalesef. Psikolojimiz maalesef demek ki sıkıntı var. Şimdi yine bir kadın hikayesi. Mesela bu kadının ruh hali ve yaşadığı travmalar sonrasında durumu ve sonrası ne olacak? O zaman her bu tarz bir psikolojik şiddete maruz kalan ya da fiziksel şiddete maruz kalan kadın böyle mi davranacak? Dün ekranlara getirmiştik sevgili izleyiciler. Adana'da bir kadın sadece bir kez konuştuk ve bir yıldır taciz ve şiddetine maruz kalıyorum iddialarının hedefindeki adamdan bir cevabı aldı. O cevabı biz merak ediyorduk. Acaba gerçekten aralarında bir ilişki mi vardı? Yoksa dendiği gibi adam sadece evine girmekle mi yeltenmişti? İşte detaylar geliyor. Git bu evden. Git bu evden. Git. Bana öyle katil katil bakma. Git bu evden. Bağırdı, isyan etti, kovdu, evinden bir türlü çıkaramadı. Bakın, kurtarın beni bu adamdan. Saplantılı tacizci skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı. 6:30-7'de evime komşunun balkonundan atlayarak geldi. Köpeklerimi öldürmekle beni tehdit etti. Adana Seyhan'da yaşayan Fide Uyarlar'ın hayatı iddiaya göre aşkına karşılık vermediği adam tarafından kabusa çevrildi. Uğradığı şiddetin, tacizin ardı arkası kesilmedi. Dışarıda besleme yaparken suyum eksik kaldı. Bana su getirdi. O şekilde bir merhaba demiş oldum. Evime komşunun balkonundan atlayarak geldi. Ruh hastası. Seven insan sevdiğine bunu yapmaz. Ağzımdan burnumdan kan geldi. O tacizci evine daha önce de girmişti. Genç kadın cep telefonuyla kayda girip o anları böyle görüntüledi. Evime dün gece zorla girdi. Şu anda da burada dün geceden beri. Ne yaparsa yapsın dışarı çıkaramadı. Bunu internete atacağım. İnternete atacağım. Gözaltına alınan saldırgan genç kadınla sevgili olduğunu, evine zorla girmediğini öne sürse de tutuklanmaktan kurtulamadı. Çık, çık bu evden. Köpeklerimi alıyor, onları öldürmekle beni tehdit ediyor. Şimdi evin içinde gerçekten o evi tanıyor, biliyor gibi işte dolaşıp bir şeyler içip falan duran bir şahıs görüyoruz. Yani ne sadece var bunda? Ne var diyorsun? Normal mi? Yani 40 yıllık karın kocan da olabilir. Yani şu hareketleri istediğin kadar hani sevgilin ol, nişanın ol, sözün ol, 40 yıldır o evin içinde ol, kardeşin ol, baban ol. Ben bu hareketleri görüyorum. Şu taciz, şu şiddet evet olayını gördükten sonra gerisi fasafiso. Tabii. Yok şuradan gelmek istiyorum.
Pardon, hani bu adam birden zorla, daldım ama. Evet, yok, hani doğru aslında söylediğin şey kesinlikle. Orayı zaten yani hani istediği kadar sevgilim desin. Bir dönem bir şey yaptık. Yani ne bileyim, hani bir ilişkiye başladık. Sonra olmadı. Atıyorum sen makarna yiyorsun. Tuzlu. İkinci şeyden sonra bırakıyorsun yani. Hani ilişkiye de başlarsın insanlarla ve bırakırsın sonra yani. Aynen. Olmuyorsa da. Mesela. Bu olmamayı kabul etmemiş. Yani dün tam ilişki bazında verememiştik. Sadece bir sapık, bir saldırgan, bir tacizci eve dalıyor. İşte asansöre binerken kadına şiddet gösteriyor gibi anladığımız olayın içinde aslında bir aşk hikayesi bir de varmış. Bir de kendisini o sevgililik ortamında gibi görebilir o adam. O da olabilir. Ha, belki tabii. Hani kafalar o kadar gidik ki bir hayal kuruyor çünkü olabilir. İçinde. Hani biliyorsun kız merhaba diyor ya da işte ne bileyim oturup çay kahve içiyorlar. Birdenbire sevgili olduklarını olabilir. Düşünüyor da olabilir. Olabilir. Vardı bu tarz haberler de vermiş. Var. Allah işte ama gerçekten. Az önceki işte sitede adam o sitenin bahçesinde öldürmüş hanımefendiyi kendisini vesaire. Burada yine bu iş buraya kadar da gidebilir büyük ihtimalle. Evet. Yani görüntüleri gördükten sonra bunu açık ve net daha net ortaya koymaktayız. Yani kadını bir insan olarak düşünüp koruma altına almamız gerekiyor. Ha istedikleri kadar onlar işte evet. Eskiden nişanlı olsunlar, sevgili olsunlar, sözlü olsunlar, evli olsunlar, 40 yıllık evli olsunlar. Ama bu hareketleri yapacak hale geldiyse sıkıntı evet. Büyük demektir yani. Muhtemelen yani çekilmiş bu görüntüler tutuklanmasına yardımcı olmuştur. Çünkü daha önceki açıklamasında bu kadın herhangi bir şiddete maruz kalmadan, yaralanmadan ya da yoğun bakımlık olmadan onu tutuklayamayacaklarını söylemişlerdi bana. Hmm. Ben ne yapacağım, beni evet. Kim kurtaracak o zaman demişti. Memleketteki kadınların isyanını bir dile getirmiş idi maalesef. Yine. Ve maalesef. Ne yazık ki sadece memlekette değil, dünyada kadınlar özellikle pandemi döneminde ciddi ciddi Fransa'sı dahil, Almanya'sı dahil tabii. Ciddi ciddi şiddete uğradılar. Hani bunun Avrupa'sı, Amerika'sı, Asya'sı yok. Bu böyle, o yüzden genel olarak erkeklere bir format çekmek lazım. Katılıyorum. Yani gücün kime yetiyorsa ona mı hani dalacaksın durumu? Maalesef. O zaman her kadın kickboks öğrensin, tekvando, karate öğrensin. Tabii. Ama bak şimdi bir kadın var mesela hakkını savunan. Sen evet, de bu haber ama göreceğiz şimdi. Gerçekten gurur verdi bana bu kadının hareketi. Ama helal yani olsun. Nasıl olmasın ki? Peki şimdi olay şudur efendim. Bir şahsın cep telefonuyla görüntülerini kaydettiğinden şüphelendi bir kadın. Bir de bu çıktı başımıza. Hani, sokak sapıkları. Çevredekilerden yardım isteyerek telefona baktı. Telefonda kendi görüntülerini görünce ki adam gerçekten çekmiş. Sapığa meydan dayağı attı. Neler yaşanmış bir duyalım, sonra üzerine gideriz. Geçidinde yürüyen bir kadın efendim bir erkek tarafından takip edilmeye başlandı. Ya şimdi kadın yukarıda yürüyor, altında da etek var. Anladım, adam kaldırmış kamerayı tak diye çekiyor. Eğer sen gerçekten o anda farkındaysan etrafında olun bitenin, bunu hissetmemen mümkün değil. Ve kadın hissetmekle kalmayıp bir etrafı da galeyana veriyor. Bakın bu adam benim fotoğraflarımı çekti. Ve görüyor da gerçekten fotoğrafların çekilmiş olduğunu. Evet. Sen misin, sen erkek misin, sen nesin? Yapma etme kardeşim, çekmedim etmedim dese de hem etraftaki gerçekten bu ciddi tacizden kurtulamıyor adam. Çünkü çok aşırı duyarlıyız bu konuda. Kesinlikle ve çevredekilerin bak. Özellikle o yardım eden erkeklere de buradan bir helal sevgi olsun, selam. Ama kadındaki bu cengaverlik, yürek yemişlik beni benden aldı, helal olsun diyelim. Çünkü o adamın bir taraftan cebinde ne deniyor, muşta mı? O olabilir, keser olabilir, bıçak olabilir, şu olabilir, bu olabilir, her şey olabilir. Ama bir de başımıza bunlar çıktı. Yani o özellikle yurt dışından gelen Afganlar da vesaire hani arkada kadını böyle alıp çektiler. Yani bu benim sevgilim falan AVM'de falan. AVM'de girip dükkanın içinde kabinde giyinirken kadını çektiler. Bu rezaletleri yani, de rastlıyor. Merdivenden inerken arkadan çektiler. Hiçbir şey yokken kadın kendi kendine cami avlusunda fotoğraf çektirirken gidip onun arkadaşıymış gibi çektiler. Yani bu aslında telefon sapıklığı ciddi boyutta. Ciddi boyutlarda kesinlikle. Hiç alakası olmayan bir zan altında bırakıyor. Düşünsene bir kız mesela gelip senin fotoğraflarını çekti. Dün Murat Güloğlu ile beraberdik. Aynen. Ama valla ben tabii ki şiddeti burada asla ve kat'a tasvip etmiyoruz ama o kadının yerinde olsam aynısını yapardım. Yapardın, ya ne yapabilirim? Bak bu neler diyor kadın orada Murat. Bak. Sen kime? Karın yap bunu. Karın.
Bacın yok mu? Değmez. Gitmeseydi ama hani ilk başta görünce de evet hanımefendi helal olsun dedirtecek boyutlarda oluyor. Ama fazla da hani bu konuyu özellikle güvenlik güçlerine bırakalım, hukuka bırakalım diyeceğim ama tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ifadelerini gördükten, duyduktan sonra da işte buralarda kadınımıza özellikle pozitif ayrımcılık olmamız lazım. Aynen. Şimdi kadın orada yaşamış olduğu, uğramış olduğu tacizle, uğramış olduğu tecavüze, duygusal tecavüzle baş başa. O adam bir daha hayatı boyunca görür görmez karşılaşır bilmeyiz. Umarım da öyle bir şey olmaz ama o kadın o duyguyla kaldı buradan sonra hayatında. Aynı bizim Tuğba'nın metro çıkışında yürüyen merdivenlerde karşısından gelen sapıkla tabii yaşadığı hikaye. Bak, o da hakkını aradı, buldu. Adam şimdi hapishanede. Evet. Bu güzel kardeşimize de büyük geçmiş olsun diyoruz. Geçmişler olsun İşte diyeyim. Susmamaları lazım, korkmamaları lazım. Evet. Bir korku iklimi yaratılıyor özellikle bu tür hadiselerde. Asla ve hatta sesinizi çıkarın güzel kardeşlerim. Kesinlikle. Bak yine sesini çıkaran evet, bir kız var önemli. Şimdi haberde Murat. Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken bir adam trendeki yolcular tarafından fark edilince tartışma yaşandı. Fotoğrafının çekildiğini söyleyen kadınsa fotoğrafımı çekmiş diyerek olaya tepki gösterdi. Sapığınsa tamam sil fotoğrafı demesi üzerine çevredeki vatandaşlar olay çileden yani. Çıktı. Yani tamamsa sil falan filan böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına yani? Evet bak. Ya güvenli olamaz ya. Ya bu konuda sessiz kalmayın lütfen ya. Ya niye sizlik bu ya? Fotoğrafı çekmeyin ya fotoğrafı. Şöyle bir şey mi diyorlar? Terbiyesiz kalmayın. Terbiyesiz. Şuraya bak. Ne yaptığını zannediyorsun ya? Şerbi çek. Ya ne zannediyorsun sen kendini? Ya güvenliğe söyler misin? Böyle bir şey olamaz ya. Sen bu konuda sessiz kalmayın lütfen. Ya tanımıyor musun lan? Sen kendini ne zannediyorsun? Hayırdır lan size? Sakın ne oldunuz lan siz? Haklı ya. Bir gaz oldu lan bana içeride. Bak orada kadının söylediği çok önemli. Sessiz kalmayın lütfen aynen diyor çevredekilere. Ulan al terbiyesiz sil fotoğrafın yani rahatlığına bak. Aha bir de al sil diyor. Ulan nasıl terbiyesiz insansın sen yani böyle bir şey olabilir mi? Çekmiş etmiş tamam ya sil hadi falan diyor. Bu ne rahatlık? Bu ne saygısızlık? Bu ne terbiyesizlik? Yani hani az önceki gibi karın kızın annen anan bacın falan filan yok mu? İş oralara kadar gidiyor yani. Bu ne gibi bir şey biliyor musun? Hani sosyal medyada kendi gibi olmayan hesaplarla başkalarını takip edip üstüne üstlük negatif yorumlar, tacizler, mesajlar gönderenle bunu yapan aynı kategoride. O bir suç, o bir sanal zorbalık ve bu sanal zorbalığın içinde bence değerlendirilmeli bütün bunlar. Çünkü bu adam da burada aynı şeyi yapıyor. Yani sana istemeden, senin fikrin bile olmadan bir şeyle karşına geliyor. Vallahi memleketin yarısı kadın. Yani evet. Marmara'yı, şurayı burayı kullanan herkes de işine gücüne gidiyor. Çoğu kadın arkadaşlarımız var. Sevgi selam her birine. Ve bu tür hadiselerle maruz kalabiliyorlar. Ve her bir arkadaşımız böyle sesini yükseltemiyor çoğu zaman. Ama bu tür sapıklar artık hani çocukluklarına inmek lazım. Muhtemelen bir sapıkçı hareketle karşı karşıya geldiler ki onu içlerinde sürekli olarak taşıyorlar. Bunların her birinin bir psikolojik süreçten geçmesi lazım bir taraftan da. Hani şunu anlayamıyorsun çünkü. Yani fotoğrafını çekiyor, videonu çekiyor. Hani niye? Ne olacak o? Ha? Evet. Ne olacak? Tanımadığı, adını bilmediği hani bir kadın. Hani nedir yani? Bu nasıl bir sapıkça gerçekten bir hadisedir? Ya bunu gerçekten bu mevzunun çünkü benim yaşam alanımı kısıtlıyor bu aynen insanlar. Öyle. Ya benim yaşam kalitemi de kısıtlıyor. Düşünsene herkesin elinde bir cep telefonu var. Var. Hani 7'den 70'e. Yani her an bir görüntülenme andasın zaten. İki kişi kavga ederken de iki kişi konuşurken bile üçüncü çekiyor. İki kişi kavga ederken üçüncü çekiyor. Akran zorbalığı işte az sonra konuşacağız. Bu her çocuklar türlü zorbalığa göre bu büyük terbiyesizlik. Çekiyor. Yani çeken de suçlu. Ceza, her şekilde. Cezada büyük cezaların olması lazım. Peki. Yani artık nasıl bir şey bulunur edilir illa hapse tıkın falan filan demiyorum ama atıyorum giydirin turuncu kırmızı mavi formayı. Yani çöp toplasın ya da ne bileyim hani en yapılmayacak işleri yapsın memlekette girsin lağımları temizlesin falan bunların bunları yapmaları lazım. Bak. Tuvalet temizlesin bol. Umumi tuvaletleri temizlesin. Ya gitsin bütün pazarlardaki tuvaletleri temizlesin evet bu adam. Ondan sonra çeksin onu. Ah bence de. Evet. Çekecek bir şey bulsun. Güzel. Buyurun. İstanbul'dayız. Ataşehir'de 35 yaşında bir adam iddia o ki oturduğu evin ikinci katından bahçe katına atlıyor. Vay maymun gibi biliyorsun. Evet. Ya da işte ne bileyim panter. Sonra da elindeki bıçakla komşularına dehşet yaşatıyor. Ataşehir'deyiz. Bağlıcaksın. Kimsin kardeşim sen? Bir şangırtı koptu. Üst kattan atladı. Her yeri kanlar içindeydi. Köpeğin üzerine hızlı bir adım yaptı. Koştu. Köpeğe mi vurdun lan?
İmdat, yardım edin. Ya bir sus lan. İkinci kattan komşusunun bahçesine atladı. İddiaya göre elindeki bıçakla köpeği yaraladı. Çamaşırlığın devrildiğini gördüm. O esnada iki köpeğimiz de dışarıdaydı. O köpeğime inşallah bir şey olmamıştır. Verdim, tamam tut şunu. Tut şunu. İstanbul Ataşehir'de yaşayan Solar ailesi güne komşu dehşetiyle uyandı. Hanım kahvaltı hazırlıyordu. Baktım pencereden elinde bıçaklı birisi var. Çok korktum, hemen eşime seslendim. Tolgasın, Bolgasın. Kimsin kardeşim sen? Nasıl bir yere tezgahı çıkıyor? İkinci kattan aşağı atlamış. Bahçeye girmiş. Kafa bitiriliyor. Önce bahçe duvarındaki Atatürk portreli Türk bayrağına zarar verdi. Sonraki hedefi köpeklerdi. Köpeklere saldırmış. Köpeklerden birini aldım içeriye. Biri korktu, kenara sinmişti. Buna köpeği mi vurdun? Tolga abi! Bahçenin her yeri kan içerisinde. Küreğin sapını aldım. Peşinden koştum. Köpek de korkudan tabii kaçtı. Şu an yaralı mı bilmiyoruz. Şu an onu arıyorum. O Ateş isimli köpeğini ararken ekipler de 35 yaşındaki saldırganı gözaltına aldı. İşte tam tut şunu. Tut şunu. Götürdüler şahsı ifade için. İnşallah geri getirmezler diye düşünüyorum. Ben bu korku içinde burada yaşayamam çünkü. Dün mü vermiştik o haberi Murat'cığım? Sadece kedisine işkence edip tekme attığı için 5 yıl hapis cezasıyla değil mi? İngiltere'deki futbolcunun hikayesi. Yani bir canlıya zarar vermenin gerçekten öyle ciddi sonuçları olmak durumunda. Şimdi sen iki ya tane 5 köpeği... yıl değil, hadi 5 ay bile alsa memlekette Allah razı ya olsun diyecek durumdayız. Bilmek zorunda bunun bir cezası olduğunu. Hayır, bayrağı zarar vermiş falan, zaten oraya girmek bile istemiyor. Kafa 1 trilyon diyor tabii, zaten. O ne gördüğünün farkında değil. Ama yani bu ne olacak? Aynı sen ikinci kattan atlar bir mı dakika, aşağı? O kafa 1 trilyon olana kadar demek ki bir madde alıyor. Bu maddeyi nasıl sağlıyor, nasıl ediyor falan filan. Bunu suç değil mi baştan başa? Aynen. Ardından mal değil can köpek dediğimiz aynen hadise. Ve gözlü gibi bakıyor bahçe katında. Demek ki bahçe katında hani köpekleri içinde o öyle bir yaşam sürmek istiyor. Ha evet. Köpekleri havlamıştır etmiştir, ikinci kattan atlamıştır falan filan. O işin bambaşka bir boyutu ama fakat lakin. Yine şiddet, kafa yok. Bu köpek talimat alır. Çünkü eğitmişler. Evet, o köpeğe sus desen havlamaz o köpek. Hı. Yani o köpeğin ben bahçeye çıkıp herkes rahatsız edecek şekilde bir durumu olduğunu düşünmüyorum. Yani bu adamın hikayesi bambaşka. Bambaşka. Ya zaten normal olan bir kafa ikinci katan aşağı atlar mı köpeğin peşinden? Yani ne gördü orada, uçuyor mu zannetti artık kendini, neyse. Sonuç itibariyle hem yaralanmış hem de... Valla merak ediyorum şimdi hanımefendinin söylediği gibi hani serbest bırakılıp geri dönerse nasıl bir hayat sürülecek, ben merak ediyorum. Herhalde kadın gidecek oradan yani, ben burada yaşayamam. Ama ya olur mu sen insanlar, ben, kolay benim ya? Evim mesela çıkmak istemiyorum, evimi çok seviyorum, çıkmak istemiyorum. Ne olacak, yukarıda bir tane zır deliyle mi uğraşacağım? Aynen. Şimdi bu taksilerle ilgili her geçen gün farklı senaryolar geliyor karşımıza. Yani taksi bulamamayla ilgili ya da taksi şoförü ve yolcu arasında geçen hikayelerde. Hep bir bahaneler oluyor. Hep bir bahane var. Şimdi hasta annesi için taksi bulamayan adam o gün yaşadıklarını anlatmak için Taksim'e gitti tekrar. Cep telefonuyla kayıt yaparak taksi çevirdi ve adeta o günün analizini yaptı. Ancak ve ancak dakikalar sonra bir taksi bulabildi ve bakın o kişiyi nasıl ödüllendirdi. Ya merhaba kardeşim, bu hastanede şey var da şu adreste. Oradan birisini hastaya alsak da 200. Ben yolcu bekliyorum yalnız. Yolcu bekliyorsun. Biz halde hiç olmuş abi. Tamam, eyvallah. Araba ver baba. Tamam, eyvallah. Eyvallah usta. Acil dediği ard arda taksi çevirdi. Kimi güzergahı beğenmedi, kimi de değişim saati olduğunu söyledi. Değişim saati. Değişim saati. Zaten buradan karşıdan gideceksin. Bu karşıdan. Dönemez misin abi şu yakın? Ya dönüp tekrardan giremez misin? İddiaya göre birkaç gün önce yaşlı annesi için taksi bulamayan Şerif Macit, yaşadığı mağduriyeti anlatmak için kendince bir deneye girişti. Ya merhaba, kolay gelsin. Birisi vardı hasta, onu alıp 5-6 sokak aşağı götüreceğiz. Ben arabayı vereceğim de ben geçmedim. Ben paydos edeceğim şimdi, güzel bir yolcu bekliyorum. Güzel bir yolcu. Benim ağzım yok. Sonunda işinin hakkını veren bir taksiciye denk geldi. Şimdi bu abimiz yakın mesafeye de hasta dinlemeden beni aldı. Yolculuğun sonunda da o şoförü ödüllendirmek istedi. Karşılığını aldım, ben öyle bir şey kabul edemem. Aynı dertten muzdarip Peruh Çalışkansa Taksim'den Mecidiyeköy'e gidemedi. Mecidiyeköy. Bak bu da almayacak. Ay sanırım Türk parasını beğenmiyorlar. Bakın hepsi geliyor, buraya girmiyorlar. Toplantıya geç kalınca çaresiz metroya bindi. Geç kaldım zaten. Peki metro daha kolay olacak.
İşine gücüne gidemiyorsun. Hastaneni taksiye bindiremiyorsun. Bir yerden bir yere gidebilmek senin için kabus oluyor. Neden? Neden? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğun için. Cebinde Türk lirası olduğu için. İngilizce konuşsak hey taksi falan. Ama cebinde Türk lirası var. Yine. Ha, dolar çıkarman yani lazım. Yani bu kadar da rezil bir durum olamaz. Çünkü orada bir taksi meydanı, İstanbul'un en önemli meydanı, Türkiye'nin en önemli meydanı, onu bırak. O bölgedeki, bu bölgedeki coğrafi konudaki ülkelerin en önemli meydanlarından birinden bahsediyoruz. Geçen verdiğimiz haberde yok efendim çocuklarına hani hırsızlık öğretiyorlar, kapkaç vesaire bol bol bunun haber. Baktığımız zaman şöyle bu son olayla beraber Taksim meydanın ciddi ciddi başıboş bir meydan olduğunu düşünüyorum ben. Burada bir düzen olamaz mı? Bu taksiciler geliyor. Yani hani arabamı buradan yine söyleyelim bütün taksicilerden elbette ki bahsetmiyoruz. İşini güzellikle yapan arkadaşımız da var ama 10 taksiciden birinde her birinin bahanesi var. Şey değişecek ya işte vardiya değişecek yok yemek yiyeceğim yok bilmem ne. Birisi oradan diyor ki, dönemem diyor abi diyor şuradan dönüp gidemez. Yok döne. Öyle kral çünkü orada o. Ve aynen. Hastanelerin olduğu bir yer orası. Ya işte o çok acı. Bak Taksim İlk Yardım orada, evet. Ne bileyim 2-3 tane özel hastane orada ve giriş çıkışlar orada. Semtlerde işte yaşlılar, yani yaşlı nüfus da bir hayli fazla. Ama bulamıyorsun hadi bakalım ne yapacaksın? Bu başıboşluğa kim son verecek? Yani hani polisler orada, zabıtalar orada ama bu adamlar istediği gibi cirit atabiliyor. Nasıl olacak bu iş? AKM var, konser vakti çıktı millet. Pazarlık mı yapacak? Hani Nişantaşı'na gidecek ya da Şişli'ye. Normalde atıyorum 30 lira tutar. 300 liradan aşağı gitmem yani falan mı diyecek? Ne olacak bu iş? Ve ne kötü ki oradaki işte röportajı veren abimiz Türk lirası kazanmak istemiyor taksiciler diyor. Ne kötü bir şey ya bu memlekette yaşıyoruz ve Türk lirasına verdikleri değere bak. Evet. Ona şeye kalksan milliyetçinin önünde gidendiler. Evet. Varsayalım. Hani buradan hepsini söylemiyorum da. Ya üzülüyorum çünkü hepimizin başına gelen bir şeyden de bahsetmiyorum kesinlikle bir taraftan ama hani orada turisti var. Ne ya eskiden yani. Hatırlıyor musun? Taksiler böyle seni yol kenarında gördüğünde dıt dıt yaparlardı. Hani boşum seni alayım mı diye. Ebru artık o güncelleyelim kendimizi. Eski onlar eski. Eskiden bu kadar millet de yoktu. Taksiler ne kadar geçerken sen beklerken dıt dıt yapardı taksi ister misin diye. Yani olay oydu. Şimdi o zaman biz 25 milyon olduk. Taksi sayısı aynı. Aynı. Bunlar da işte meydan güya düzenlendi. Yok trafik aracı aşağı çekildi. Yok bilmem ne falan filan. Ne oluyor şimdi? Evet, maalesef. Ne oluyor? Olmaz ki böyle. Ya biraz saygı, biraz edep, biraz ahlak, biraz iş ahlakı, esnaf ahlakı. İşte ahlak orada bak en sonunda ödül verince ben hakkımı aldım başka bir şeye de ihtiyacım yok. İşte orada da 10 taksiciden birinde görüyoruz. Onu da Allah'a şükrediyoruz. Bu geldiğimiz nokta bu mu Allah aşkına? Hadi önceden yağmur yağdığı zaman yani almıyorlar falan filan diye şikayet ediyorduk. Evet. Şimdi açık arttırmaya çıkmış resmen ama ya. O karda yani ve dolarla şöyle 100 dolarla 50 dolarla böyle tutacaksın ki al gelecek adam. Ya liraya olan lütfen saygıyı kaybetmeyin. Ne olur hepimiz lira kazanıyoruz. Lira harcayalım. Türk lirası olan cebinde, Türk lirası olan da taksiye binebilsin bu memlekette. Evet, buyurunuz efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Türkiye'de mesaj alınmıştır. Efendim şimdi sığınmacılara ilişkin tabii her gün bambaşka haberler veriyoruz ki bu da şehrin en önemli illerinden bir tanesinde Kocaeli'nde efendim görüntüler çekildi. Son olarak bu görüntüler geldi tabii ki gündem oldu. Nasıl olmasın ki? Detaylar fena çünkü izleyin. Abi bu ne abi? Bu ne abi? Kamyon kasasının kapakları açıldı, kaçaklar bir anda sokaklara dağıldı. Yani bu kadar insana buraya dolduruyorsunuz yazık günah değil mi abi? Kocaeli Dilovası'nda ekipler bir kamyonu çevirdi. Sürücünün belgeleri eksikti. Araç incelenmesi için 7 Emin Otoparkı'na çekildi. Kasanın kapakları açılınca içinden onlarca kaçak göçmen çıktı. Abi bu ne abi? Bu ne abi? 24'ü Afgan, 35 kaçak göçmen çiğ yavrusu gibi etrafa dağıldı. Hepsi yakalandı. Sınır dışı edilmeleri için çalışma başlatıldı. Sürücü ise tutuklandı. Al işte olacak şey mi şu? Memleketin hani önceden dağın başında görüyorduk da bu görüntüler. Evet. İnfial zaten yaratmıştı da. Kocaeli memleketin sanayi üretiminin olduğu yer İstanbul'un yanı başında. Kamyonetten salıyorsun koyunları, maymunları salar gibi affedersiniz. Ama öyle görüntülerle görüyoruz. Onlarca insan ve ardından baktıkça da bu devam ediyor.
Bu olmaz ki. Yani şöyle bir şey, tamam gelsinler. Hani bir şey demem. Hani ırkçılık falan da yaptığımız yok da. Abi belli bir hak, hukuk, kural düzeninde. Bir kurallar bütünü olalım. İsteğimiz budur. Almanya'da şu görüntüyü görebilir misin? Onu bırak. Pakistan'da görsen bile ne oluyor kardeşim derler, çok doğru, yaşa. İyi yaşa. Sen de canım. Beraber olsun. Amin. Yani dolayısıyla valla bu konuya hani biraz daha böyle hakla, hukukla, kuralla gidilmediği sürece bu konular konuşulacak. Şimdi ne oldu bu? Çoğu da erkek. Çoğu da erkek. Tek başına geliyorlar tabii, erkek tabii. Halleriyle. Tabii. Hadi bakalım. 35 tane, ne bileyim 24'ü Afgan, geri kalanı işte Pakistanlı. Hani geri kalanı Fransız, geri kalanı Amerikalı demiyorum ya. Belli yerden gelen tabii tipler. Ki. Ne olacak bu insanlar? Hadi bak yayıldılar şimdi. Dağılın. Ne yapacak? Bu insanlara ne yaptırabilirsin? İş yok, güç yok. Ya da olan işler var. Sen ben çalışamıyoruz. 2 liraya bunlar çalışıyor. Ya bizim orada işte bir bina böyle boyamalı, dış cephe boyaları vesaire yenileniyor, görüyorum. Derdini anlatamazsın, Türkçe bilmezler. Hepsi yabancı. Ya işte. Gencecik hepsi yabancı. Hepsi yabancı çünkü sigorta derdi yok, bilmem ne derdi yok. Çalıştıran çalıştırıyor. Evet. Ölse umurlarında değil, iş güvenliği bilmem nesi var mı? E bunlar da öyle olacak. Son birkaç gündür çünkü denk geliyorum. Özellikle de baktım aralarındaki konuşmaya, dinledikleri müzikler, açık müzik dinliyorlar falan filan. Yani ciddi anlamda zaten bir göz odada 20 kişi yatılıyor, kalınıyor. Aynen. Yani hani ucuz iş gücü olarak da belki görmek isteyenler olabilir. Aa gelsinler abi ne olacak diye. Onlar da ne iş ama, olursa yaparız. Gencecik adamlar geliyorlar. Ekmek parası için her şeyi yapmaya hazırlar. Bizim zaten sıkıntımız da şu, denge bozuluyor. Gelmişler. Denge bozulmadı. Aynen. Yani toplumdaki o denge bozulmasın. Kurallara, kurallarla ilerleyelim. Hadise budur. Yoksa buyursunlar gelsinler yani. Yeni Zelanda'dan da Avustralya'dan da memleket büyük. 800 bin metrekare. Her birine yetecek kadar var. Dünyanın hepsi gelsin. Evet. Ama kurallar olsun kardeşim. Onlar çok kıymetli. Ama bir taraftan da işte neyse. Şimdi evli ve 5 çocuk babası bir adam. 5 çocuk babası evli iddiasına göre tatilde başlayan kaçamağının bedelini ağır ödedi. Hem de dolandırılarak ödedi. Yasak aşk yaşadığı kadın lüks otomobil, villa 3 milyon lirasını alıp onu terk etti. Lüks arabaya biniyor, ben de lüks araba istiyorum dedi. Villa aldırdı, araba aldırdı. Bir aşk kurbanı oldum, hayatımı mahvettim. Beni 5 parasız kapının önüne koydu. Sen hiç olmayacaksın derviş tayfa bu saatten sonra. Songül Hanım, benim olanları bana geri ver. Sen ne istiyorsan onu yap. Evliyken gönlünü başka bir kadına kaptırdı ama iddiasına göre yasak aşkı onu soyup soğana çevirdi. Gözüm görmüyordu çünkü hani beni kendisinin elinin altına almıştı artık. Derviş Tayfur 43 yaşında, evli, 5 çocuk babası, 4 yıl önce bir kadınla tanıştı. Kıbrıs'a tatile gittiğimde bu hanımefendiyle tanıştım. Orada 3 günlük bir birlikteliğim oldu. Gelebilir miyim dedi. Ben de ev tuttum kendisine, gel dedim. Ama sevgilisinin istekleri bitmedi. Ev küçük dedi. Biraz daha büyük bir ev şey yapalım dedi, bakalım dedi. Bir araba aldım ben buna. Villayı aldık buna. Dayadık, döşedik. Yani çok lüks bir villa haline getirdik. Eşi anlamasın diye de her şeyi sevgilisinin üstüne yaptı. O arada senin karın işte lüks arabaya biniyor, ben de lüks araba istiyorum dedi. Artık onun bir villası ve bir lüks arabası oldu. Derviş Tayfur'un kendisini aldattığını acı bir şekilde öğrenen eşi hemen ona 3 farklı dava açtı. Yasak aşkın hesaplarına da bloke koydurdu. Kendi hesabına bloke konulduğunu öğrenen yasak aşksa iddiaya göre bakın nasıl bir yol izledi. Hesabında da 1 milyon kusur para vardı. O zaman sen dedi git geri dön, onu bir şekilde ikna et, konuş, o blokeyi kaldır ve davaları düşürt dedi. Kalktım, gittim. Tüm bunlara rağmen affetti mi o gün sizi? Evet de yani affetti beni. Ben dedim ki artık ben döndüm. Çocuklarımın başındayım. Bu saatten sonra artık hiçbir şey olmayacak. Söz verdim. Ve ama tabii siz de oyun oynuyorsunuz. Aynen öyle. Ben dedi para pul hiçbir şey istemiyorum. Sadece çocuklarımın başında ol. Gittik blokeyi kaldırttık. Derviş Tayfur tekrar yasak aşkına döndü ama bu kez bir sürprizle karşılaştı. Çünkü iddiaya göre yasak aşk malları üzerine geçirdikten sonra Derviş Tayfur'u terk etti. Şu anda bir yuva kurmak üzereyim. Bunu yediremediği için bunları yapıyor. Sen iflah olmayacaksın Derviş Tayfur bu saatten sonra. Songül Hanım, benim olanları bana geri ver. Sen ne istiyorsan onu yap. Gönül rızası tabii ki olmasa zaten kimsenin kafasını biraz dayanmıyorsun.
beni çok büyük bir oyunun ve kumpasın içine düşürdü. Şu anda toplam 3 milyon lira onda param var. Beni affederlerse tekrar eşime ve çocuklarıma dönmek istiyorum ve tekrar hayatıma devam etmek istiyorum. Çünkü sokakta kaldım. Ebe abicim, sen hazırlamışsın sonunu. Yalan içinde yalan, oyun içinde oyun. Aldatma içinde aldatma. Yani her şeyi bir kenara bırak. Böylesi bir pişkinlikle bu olayı nasıl anlatabiliyor bu adam? Ve biz bu adama nasıl mikrofon tutuyoruz da bunu anlat bakalım diyoruz. Gerçekten. Beş çocuğunun yüzüne nasıl bakacaksın kardeşim? Açık sözlü. Ve işte ev açtım, yuva kurdum, işte eşim anlamasın diye şunu yaptık, bunu yaptık. Bu nasıl bir rezalettir? Şunu herhangi bir memlekette herhangi bir kadın anlatsa başına gelmedik kalmaz. Adam bas bas bağırıyor. Bas bas söylüyor, aldattım, yuva kurdum, villa açtım, yok bilmem ne yaptım. İşte 3 günlük kaçamak oldu, 4 yıl. Mağdurum, ne mağdurusun? Paramı alamıyorum. İyi olmuş. 3 milyon az bile, 5 milyon az bile. Yazık. Hayır, o çoluğun çocuğun parası orada, biliyorsun değil mi? Sonra bir dakika, kadın diyor ki yeni yuva kuruyorum, bırak peşimi. Evet. Haklı. Kimseyi yani şey mi? O da ayrı bir haksızlık var çünkü... İşin o tarafına gelmeyelim de yani herkes rızasıyla bir şey yapmış. Tabii. Sen canım, bu kadını getirtmişsin. Tabii. Yuvanı kurmuşsun. Aynen. Yuvasını kurmuşsun. Bir taraftan da kendi eşini ve 5 çocuğunu idare ettiriyorsun. Yani hani çıkıp da 2 gün sonra karşımda görebilirim bir taraftan da. Hani tırsmıyor değilim böyle adamlardan da. Ama yani yuh artık, evet, be kardeşim. Bu kadar pişkince anlatılır mı? Bu kadar pişkince bir şey yaşanır mı ya? Şimdi o... Haksız mıyım gençler? Çok haklısın. Eyvallah. Murat'cığım, anlatılır gibi bir şey değil. Yani insan biraz hani yüzünü aşağı eğer biraz gerçekten... Biraz değil yani, bu anlatılır mı, böyle bir şey konuşulur mu? Şunu memlekette herhangi bir kadın yapsa, memlekette mahallelinin yüzüne bakamaz ya. Yani kimsenin mümkün mü? Yolda bakamaz. Sadece yanında bir erkekle yürüyor diye kocası bacaklarından vurdu ikisini birden. Çocuklarımın babası dedi, ayrılmış olduğu eşi. Yani... nelerle karşılaşıyoruz? Yani... Bak, evliyken gönlünü bir kadına kaptırdı. Ay bir anda gönlüm kaydı. 4 yıldır devam elektrik ediyor. Oldu. 5 çocuğu var. İşte 3 günlük bir ilişki diye başladı bilmem ne. Ardından ev tuttuk. Ardından villa aldık. Ardından dayadık döşedik. İşte karım anlamasın, çocukların rızkı orada gidiyor. Onu anlamıyor ama. Belli ki şey de yerinde, cep de yerinde abi de. Evet. Ondan sonra da işte malı üstüne kalmış, geçirdi bilmem ne oldu. Bir de geri dönmek istiyor 5 çocuk ve karısının başı. İşte erkeklerimizin maalesef, bizim memleketteki özellikle erkeklerin geldiği noktada bu. Cebinde param varsa... O çocukların rızkına yazık, günah. Ben en çok ona üzülüyorum. Yani oradaki anne de, o 5 çocuğu ona veren ana da muhtemelen işte o blokeleri falan koydu. Bu adam bu kadına daha fazla para kaptırmasın, çoluğumuz çocuğumuz var diye. Yine de iyi niyetli davranıp kadın gidip davayı geri çekmiş. E lan 5 tane çocuk var, ne yapacak? Nasıl büyütecek? Nasıl edecek yani? Hani hiçbir şekilde ilişki, psikolojik, fiziksel, kimyasal bütün ilişkini kes ama çocukların başında dur. Aynen. Hadise bu. Ama yani nasıl bir gözü dönmüştük bir taraftan. Yani yazık, mağdur. Mağdur. Derviş kardeş, yapmasaydın keşke diyeceğim ama. Aynen. Valla çok üzücü bir durum. Çekirge bir sıçrar, bir erkek sıçrar. Olarak, bir erkek olarak derviş, evet, dostumun anlattığı her şeyden utandım. Bir de şu söz vardır ya, alma mazlumun ahını diye. Mazlum şu an derviş. Onu ay çok mazlum kendisi maalesef. Utanç verici bir durum. Son derece gerçekten utandım, üzüldüm. Yani bu tür saygısızlığa kadınlarımızı baş başa kalmasınlar. Yuvanızı koruyun. Daha ne diyelim, aile birliği diye bir şey var. Bunu sağlayın. 3 günlük hadise. Bilmem, burnunuzun dikine gitmeyin. Yapmayın arkadaşlar böyle şeyler yani. Bir de ilişki büyümüş kartopu gibi olmuş. Sonra neler olmuş? Neyse. Geçmiş aynen olsun. Geçmiş olsun. Buyurunuz, Avcılar'a gidelim mi? Avcılar'a. Avcılar'da metruk bir bina. Bu memlekette biraz fazla maalesef ve birçok davetiyeye, kötülüğe de davetiye çıkarıyor. 5 katlı metruk bir bina uyuşturucu kullananların mekanı haline gelmiş durumda. İddia o ki mahalle sakinlerinin yanından bile geçmeye korktuğu o binada, o korku evinde bakın neler yaşanıyormuş. Ben de içeri gireceğim. Neyle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz. Çocukların buraya girip perişan halde çıkmaları ayrı bir üzüntü. Korku ayrı. Artı biz emniyeti çok arıyoruz. Avcılardaki metruk bina gençlerin zehir yuvası haline geldi. Akşamlar buraya çocuklar burada doluyor. Bir tane şey, motosikletli bir delikanlı geliyor. Arkadaşlarımız da yine veriyor, verdikten sonra gidiyor. Akşamları ses geliyor, korkuyorum. Mahalle sakinleri korku evinin yanından bile geçmeye çekiniyor. Onlara bazen gidiyoruz, sesler geliyor. Tek buradan geçemiyoruz. Bu bina yıllardır böyle hurdalık gibi durur.
İddia göre mahallelinin diken üstünde olmasının nedeni bu metruk binaya uyuşturucu içenlerin gelmesi. Böyle bir delik açmışlar ve buradan giriyorlar ve buradan çıkıyorlar. Şimdi birazdan ben de içeri gireceğim. Neyle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz. Metruk binanın içi de dışı kadar ürpertici. Bütün tinerciler, uyuşturucular buraya geliyor. Gece kavgalar, gürültüler. Avcılar, devre ekipler, büro amirliğine bağlı polisler işte bu metruk binaya geldi. Çünkü şikayetler oldukça fazla. Burada bir düzenek kurulmuş. İşte kapıyla kapatılıyor normalde burası. İşte ortadaki düzeneği görüyorsunuz. Gençler buraya geliyorlar ve burada uyuşturucu içiyorlar. Buradan geçmekten bile korkuyorum. Garip garip sesler gidiyor. Mahalleli çözüm olarak binanın yıkılmasını istiyor. Ya bir an önce yıksınlar. Korkumuzdan çocuklar aşağı indiremiyoruz. Vay vay vay. Gerçekten korkutucu. Tabii. Yani önünden geçmeye korkuyorsun, yanından geçmeye korkuyorsun. Bir şekilde bir önlem alınamıyor. Yani sadece gençler değil, birçok memlekette işte az önce Kocaeli'nde gördük, yani kamyonet açıldığı evet. andan itibaren fırlayan bir dolu yabancı uyruklu insan. Dolayısıyla nerede kalacak bu insanlar? Hadi yaz vakti biraz daha idare edilir de ya başlarını sokacak bir yer. Aha buralarda yaşamaya çalışıyorlar. Ama her biri de korku yaratıyor tabii. Çünkü ne olduğu ne bittiği belli değil ki buralarda. Hani işin uyuşturucu tarafı var ya da başka tarafları var. Yani büyük problem. O nedenle hani senin benim yapamayacağımız işler bunlar. Yetkililer devreye girecek. Kesinlikle, o kadar. Kesinlikle. Yani oradaki, yani oraya girebilmiş ya da orada ne yaşanıyorsa artık o kafadaki insanların zaten dışarı çıktığı ve yüz yüze geldiğin anda ne yapacağını kestiremezsin. İşte balkondan kendini ikinci katına aşağı atanı mı görüyorsun? Yoksa elinde bıçakla sokak ortasında yürüyüp koşturanı mı? Evet. Dolayısıyla yani. Burası evet gerçekten bir tehlike içeriyor. Bunu mutlaka... İşte şu delikten çıkan bir zombi gibi bir tiple karşılaşıyorsun. Tabii. Çoluğun var, çocuğun Aynen. var, okula gidiyor vesaire. Birden böyle böyle. Ne yapacağı belli değil. Çünkü aç. Aç insan her şeyi yapar biliyorsun. Aynen. Sadece memlekette değil, tüm dünyada. Aynen. Ha yani yetkililer görevi ama diyeceğiz, diyecekler ki özel mülk bir şey yapamıyoruz. Yasaları değiştirin o zaman. Yapacak bir şey yok ki. Ne bu? Toplu böyle şekilde yaşam olur Bunun mu? Bunun dikkat çekeceğini düşünüyorum. İçişleri Bakanlığı'nın bu konularda açıklamaları var idi. Yani inşallah bir an önce hani hop harekete geç. İvedi. Bu mevzular son derece. Hızla. İvedilikle halledilmesi lazım. Çünkü her şey olabilir. Her kötülüğün anası. Kesinlikle. Bu tür yerler. Şimdi sosyal medyada işte bu fenomen meselesini geçtiğimiz günlerde sen de fazlaca konuşmuştuk. İşte fenomen ne demek vesaire yaptığı, beğenilen, takip edilen, ilham veren kişiler. Şimdi bu genç arkadaşımız da bir fenomenmiş. Sosyal medya fenomeni kendisi. Bir anda tanımadığı kişiler tarafından darp edildiğini söylüyor. Neden vurdunuz diye sorduğunda birine benzettik cevabını alıyor. İşte bu kadar kolay. Buyurun izleyelim. Bir anda biri bacağıma sert bir şekilde vurup beni orada darp ettiler. Hiçbir şekilde tanımıyorum. Masaya oturdular, saldırdılar. Kendilerini de birine benzettik diye savundular. Kimsiniz, neden darp ettiniz? Onlar da birine benzettim ifade bulundular. Sosyal medya hesabından oyun videoları paylaşan Anıl Atacık geçtiğimiz cuma bir arkadaşıyla buluşmuştu. Silivri'nin göbeğinde olan bir kafede oturuyordum. Tanımadığını savunduğu ikili yanlarına oturdu. Bir anda darbe yumruk atarak... Beni orada darp ettiler. Çeneme yumruk attığında çenemde bir santimlik bir kayıklık oldu. Araya kafedekiler girdi. Ben darp ettikten sonra dedim kimsiniz, neden darp ettiniz? Onlar da birine benzettim ifade bulundular. Birine benzettim dayağı karakolda bitti. Ondan sonra şikayetçi oldum. Ya gerçekten herkesin olduğu bir hareketli bir saat dilimi. Gündüz vakti bir kafe. Çocuk orada oturuyor, yanına gelen iki kişi... Oturduğu yerde darp ediyorlar. Görüntüler gerçekten çok korkutucu. Yumruk, tekme vesaire kim olduğunu bilmiyoruz diyorlar ve çocuğu dövüp oradan gidiyorlar. Neden vurdun abi? Birine benzettik. Dağ başında mıyız? Birine benzettik, vurduk. Hadi kusura bakma mı? Dağ başında değiliz işte yani. İşte, hak var, hukuk var. Düşünebiliyor musun? Bir taraftan da şu var. Bu adamlar sosyal medya fenomeni vesaire ya. Yazan çizen çok oluyor. Sana da geliyor, bana da geliyor. DM dediğimiz yerden. Aa Muratçım ne tatlısın, ne şekersin, ne hoşsun vesaire. Yani işin bir tarafı da şu. Dövmüşlerdir. Vurmuşlardır, kırmışlardır. O yapanların ne bileyim kız arkadaşı, hoşlandığı bir kız bununla yazmıştır. Kardeşi yazmıştır vesaire vesaire. Bu da karşılık vermiştir.
dövmüşlerdir. Aa pardon, sonra seni birine benzettik diye işten sıyrılmaya da çalışabilirler. Gözdağı memlekette insanoğlu işte, herkes bir şey yapabiliyor. Evet. Ya yani kimseye güvenemiyorsun. Ama hani vur kır parçala kafenin orta yerinde. E ondan sonra ne olacak? Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılma durumları mı? Böyle yoksa ya, kalabalığa hani, bak, önü arkası insan kaynıyor. Yapan yaptığıyla mı kalacak? Nasıl oluyor bu? Ben şu ana kadar gördüğüm kadarıyla %80 yapan yaptığıyla kalabiliyor. Kalabiliyor. Hani sen de ben de oturuyoruz. Çat 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 biri geldi burada. Ne ola, kusura bakma kardeşim. Sana birine benzettim. Allah korusun gerçekten. Ha, bu iş buralara gidebilir çünkü bunlar her biri işte arkadaşlar, yani üniversitede öğrenemeyeceğiniz şeyleri burada görüyorsunuz. Dikkatli olun. Yani hani sen de sesini çıkar demiyorum karşı, ama hak hukuk çerçevesinde bir şeyler yapılması lazım. Şimdi Sancaktepe'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü gerçekten kıl payı kurtulmuş. Bu araçtan sağ çıkabilmek adeta bir mucize. Aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı. Aslında olması gerekeni yaptı. Trafik kurallarına uydu. Dörtlerini yaktı ve sağa doğru yavaşladı. Ancak arkadan gelen bir kamyonet önünde duran otomobile duramayarak çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Çok şükür ki sadece yaralanmakla kurtuldu. Evet. Ve bu araçtan yani sadece yaralı olarak çıkmak da bambaşka bir şey. Peki duramamak ne demek? Hani otoyolda belli bir hız sınırı var. Onu anlarım da. O çünkü o hız sınırına da baktığın zaman belli bir yerde durabiliyorsun. Buradaki duramamak ne demek? Demek ki almış başını gidiyor. Evet. Yani o ibre bayağı bir hani aşağı doğru gitmişti. Evet, aşağı dedi, doğru dedim 200'lere doğru. Dikkatli değildi muhtemelen. O anda belki dikiz aynasından başka tarafa bakıyordu diyeceğim. Cep telefonu hadise, söylemek istemiyorum. Cep telefonu genelde. Büyük bir araç, önündeki daha küçük bir araç. O göz hizasında dikkatsizlik, anlık bir şey trafik gerçekten. Anlık bir şey. Yani bu araç kağıt gibi ezilmiş adeta. Bak şöyle bir şey de olabilir mi acaba? Otomobil sürücüsü arkadaşımız aracın dörtlü ikaz lambasını yakıyor ama kontrolsüz bir şekilde sağa doğru çekerken oradan gelen kamyonetin de burada suç olmadan bindirebilir. Ha, bir o anda ayrı. Hızla. Ben bir sağ yanaşı vereyim, dörtleri yaktım tak derken arkadan hızla geleni. Ama olabilir. Ama öyle bir hızla gelmiş ki araç resmen bitmiş. Bu araçtan sağa çıkmak yani... Gerçekten. Bak işte böyle değil mi, sağ çıktı, yaralandı, arada acil geçiyor. Arkadan vurmak biliyorsun acil her ne olursa falan. Olsun evet. Hatalısın. Hatalı. Ha, yaralandı, herhangi bir durum söz konusu değil mi, ölü vesaire yok. O zaman söyleyebiliriz. Bu arkadaş madem buradan yaralı çıkıyorsa benim uzaya gidecek bir Türk arıyorlar ya. Aha da bu arkadaşımızdır. Ya bu araçtan gerçek sağ salim kurtulabiliyorsa bu arkadaşı sen Ay'a gönder, Allah Mars'a konuş. Gönder, her yerde yaşar. Şey düşündük, acaba emniyet kemeri takılı değildi onun için arabadan fırlayarak. Oralarda genelde yok öyle. Vesaire. Artık öyle bir şey yani pek söz kalmadı be. Değil, yani değil hani otoyolda gidiyorsun. Bir de hani dörtlüleri yakıp sağa çekecek, her onları bilecek kadar olduysa. Bir de bu araçtan sen fırlarsan 200 metre fırlarsın. Tabii, zaten tabii. Esamen okunmaz. Ya büyük bir hız olduğu kesin çünkü büyük kamyonette de ciddi hasar var. Yani onun önü dağılmış, bu arabanın yarısı gitmiş zaten yani. Çok büyük geçmiş olsun diyelim ama evet, dikkat yaralanmış. Etmek lazım anlık dalgınlıklara, bugün yola çıkacaklar. Dikkatli olmak çünkü lazım bu otoyol, her an. 120 yakınza Temmuz itibariyle 150'ye çıkacak yani çünkü bu yol o hızları biraz doğru. Hak ediyor açıkçası. Hak ediyor. Çünkü 120 ile gittiğin zaman hani 60 ile gidiyor gibisin. Çok dikkat etmek Murat, gerekiyor. Murat hafta sonu Çanakkale'ye gittim ya işte bu yeni köprüden geçtik vesaire. Ne kadar ödedin? Hız sınırı 260 küsur lira. Hız sınırı. Lira mı euro mu? Lira mı TL'ye oluyor? Çevirilmiş hali. Değil mi? Her şey Euro'dan gidiyor da. Euro'dan kaç Euro ediyor toplamda? İşte. İşte bakarım ona. Evet bak bir ona. 18 mi 22 mi neydi? 15 artı KDV miydi? Öyle bir şeydi galiba. Ama o sadece şey. Müthiş şey var. Takip var. Nerede? Hız sınırıyla hız ilgili. Sınırı. Her yerde kameralar, her yerde. Yani 70 ile gitmen gereken yerde görüyorsun sağlı sollu bütün otomobiller. 70 ile tıkır tıkır gidiyor çünkü anında ceza geliyor. Anında geliyor. Dolayısıyla bu sınırına uymak çok önemli. Bize de geldi, Allah razı olsun. Evet. Hayır, çünkü öyle. Anlamadık. Bakıyorsun bir basmış gitmişsin. Anlık bir şey. Bir de ortalamanı alıyor. Başladığı yerden çıktığın noktaya kadar sen neyle ne arasında gidiyorsun. Evet. Pekala buyurunuz. 17 Buyurun. Yaşındaki bir kızın sevgilisi olduğunu düşündü baba. Yani hiçbir şeyde ayarımız yok ki bizim abi, ben onu anlamış değilim. Mesela yani Adana'da 17 yaşındaki bir kızın var. Adana'yı bir kenara bırak da hadi 17 yaşında bir kızın var. Onun kız erkek arkadaşı olduğunu düşünüyorsun. Ya da öğreniyorsun bir baba. Sen sosyal medyadan konuşuyorsun, nasıl konuşuyorsun? Bir kadın gibi konuşuyorsun. Evet. Yani hani kılık değiştirerek daha sonra randevu veriyorsun, buluşuyorsun vesaire ve randevu yerine giden o baba genç adama ne yapıyor? Kurşun yağdırmaya çalışıyor. Silahını çekiyor, vuruyor. Yani amaç o. Ve ardından da karşı taraftakiler de karşılık veriyor ve bunun sonucunda
bir can kaybı söz konusu. Baba hayatını kaybediyor. Maalesef. Şimdi o gencin de oraya silahlı gitmesi tartışılır. Kim bilir aralarında geçen konuşmada artık bir süre sonra onun bir düelloya kadın olmadığını yani. Mi fark ettiler? Yani çocuk ve arkadaşı, çünkü gencin yanındaki çocuk vurup babayı öldürüyor. Genç de vuramıyor. Hı-hı. Çünkü baba gence ateş açıyor. Yani baba zaten silahlı gidiyor. Yakaladığı şey ne ya da gördüğü şey ne? Kızıyla yazıştığını düşündüğü için. Hikaye bu. Yani babasın, kızınla bir konuş. Karşı tarafla konuş. Böyle bir ilişki istemiyorsan, kardeşim ben böyle bir hayat tarzını istemiyorum vesaire vesaire. Sosyal medyalardan bu işler artık malum. Ama yani artık burada konuştuğumuz, dün Texas'ta Sayın Biden'ın da söyledi. Sayın diyorum, dikkat et. Ey Biden, ne demiştik? Bu artık bireysel silahlanma aldı başını gidiyor. Dikkat etmemiz lazım. Burada da öyle. Herkeste silah var. Nasıl buluyorsun bu silahları? Genci, yaşlısı, izinlisi, izinsizi. Yani gerçekten konuşmakta istemediğimiz internetten şuradan buradan rahatlıkla bulunuyor. Ya da bazı baskınlarda 30 tane silah ele geçirildi diyor. Nereye gidiyor onlar? İşte böyle saçma sapan. Bir hobimiz olsa bunlara bu kadar sarar mıyız sence? Hayır, asla. Değil mi? Bir hobimiz olsun. Yani ne heykel yapın, taş toplayın, taş boyayın. Ne bileyim, bir şeyle uğraşın. Resim yapın, bir yeteneğinizi açığa çıkarın, enstrüman çalmayı öğrenin. Yani kafayı başka yerlere göndermek lazım. Ankara'da hobi bahçeleri var. Hem de çok güzel hobi bahçeleri bunlar. Gerçekten kafayı dağıtmak isteyenler gidiyorlar orada. Her şeyiyle bu harika cennet köşesinde duruyorlar, vakitlerini geçiriyorlar. Ancak. Sıkıntı o, ancak. Ancak Murat'cığım, hırsızlar bahçe sahiplerine illallah dedirtti. Bu hobi bahçesine dadandı çünkü bu hırsızlar. Çay kaşığından bardağa, kapıdan tencereye kadar ne buldularsa çaldılar. Şu yukarıdan aşağı bir şeyler kesmişler. Buradan içeri girelim. Hobi bahçesi, hobi bahçesi olsun. Bu kaçıncı kilit oldu? Bu altıncı. Beştir soyuluyor. Beş kez soyuldu. Hırsızlar hobi bahçelerine dadandı, kapılarına kadar söküp çaldılar. Su bardağına kadar götürmüşler. Burası Ankara Sincan'a bağlı Cimşit bölgesi. Bölgedeki hobi bahçelerinde hırsızlar 2 yıldır cirit atıyor. Köpeğim çalındı, bardak, çanak, çölme, ne varsa çay kaşığına kadar hepsini çaldılar. Bütün eşyalarımızı, sobamızı, tavuklarımızı ve kornişlerimize varana kadar, perdelerimizi varana kadar. Hırsızlar artık evde çalacak bir şey bulamayınca kapıları dahi götürür oldular. Bakın, kasası plastik bu kapının. İçerisinde de PVC, plastik bir kapı vardı ve o kapı gidince sahibi de şimdi emaneten yerine tahta bir kapıyı tutturuverdi. Gördüğünüz gibi 2 tane borumuz duruyor. Sobayı almışlar. Onu da almamalarının nedeni tekrar kuralım da tekrar alsınlar diye yani. Burada bizim demir kapımız vardı. Bunu bile söküp satıyorlar. Artık yerine yeni tahtadan kapı yapmak zorunda kaldık mecburen. Bazı ev sahipleri güvenlik önlemlerini arttırdılar. Güvenlik kameraları kurdular. Örneğin şurada bir tane vardı ama hırsızların gözü o kadar dönmüştü ki o güvenlik kameralarını dahi çaldılar. Toplamda ortalama 50 haneyi falan girdiler. Kilitleri de kesiyorlar. Hurda niyetine tekrardan alıyorlar. Götürüyorlar. Ne bulursalar götürüyorlar. Motosikletli olarak geliyorlar. Bizleri gördüklerinde kaçıyorlar. Bazı ev sahipleri artık kıymetli eşyaları yanlarında taşıyorlar. Bakın işte bir jeneratör arka koltukta yer alıyor. Ve yine bu evde piknik tüpü kullanılıyor. Radyo var. Onlar da yine her zaman artık arabanın bagajında. Defalarca Sincan Emniyetine bildirdik. Artık buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Yeterin artık. Burası sanki bizim hobi bahçemiz değil, hırsızların hobi bahçesi. Yeterin artık diyor. Yani köpeği bile çaldılar. Kapı ya, gitti. Evet, hırsızların hobi bahçesi olmuş dediğin çay gibi. Çay kaşığı. Yani ne buldularsa. Her şeyi götürmüşler. Yani böyle bir... Çünkü biraz hani bu hobi bahçeleri şehrin dışında, dağın başında. Yani hani yayla evine çıkıyormuş gibi. Evet. Öyle küçük 20-30 metrekarelik yerlerde bir yaşam. Ya da ne, bir hafta sonu gidiyorsun, kalıyorsun vesaire. Tüp müp her şey olduğuna göre. Ama nasıl keşfettilerse, köpek bile gitmiş, o gitmiş, bu gitmiş. Bir güvenlik mi tutmak lazım? Kamera da kâr etmez çünkü. Bizi görünce kaçıyorlar diyor adam. Motorla gelip çalıp gidiyorlar. Yani hani valla şeyde, ne bileyim, şehrin göbeğinde caminin şadırvanını çalan. Tabii canım. Buralar yani onlar ya, için şey. Ağlanacak halimize gülüyoruz artık. Tabii canım. Gerçekten. Yani her şey çalınıyor ya. Her şey çalınıyor. Yani şunu şurada tutuyorsun. Hani ihtiyacın var mı yok mu? Anasıl olsa bir yere okuturuz. 1 lira 2 lira. Her şey tutamıyor insanlar ya. Kendilerini. Ve çoğaldı giderek ve hep söylüyoruz. Ben 2-3 aydır söylüyorum. Giderek de artacak gibi gözüküyor maalesef. Aman Murat, Allah. Son derece üzücü. Büyük geçmiş olsun kardeşlerime. Bir zevkleri var, o da gidiyor. Al bakalım. Evet, maalesef.
Bak işte önlemi böyle almışlar. Eşyalarıyla beraber gidiyorlar. Orada bırakmadan geri dönüyorlar. Böyle mi olmalı? Sen bir herhangi bir yere gitsen. Hani, bazen şöyle değil miydi ya? Biz evimizin kapılarını açık bırakır da giderdik. Evet, hani adalarda falan bunu söylerler. Oo, nereden nereye? İnsanoğlu çok değişti. Maalesef. Adana'dayız, evet. Yine buradan bir sevgi selam gönderelim. Tabii sıcaklar da bastırdı efendim, iyiden iyiye kendini gösteriyor. Eşini başka biriyle yolda yürürken görüyor. Öfkeli koca elindeki silahla ikisini de bacaklarından vurup kayıplara karışıyor. Kalkalım baba hadi. Dönüyor. Kalkalım baba. Eşinin yanında başkasını görünce deliye döndü. İkisini de bacağından vurup kayıplara karıştı. Çekme silahı. Kalkalım baba hadi. Dönüyor, çakalım baba. Dehşet anları Adana'da yaşandı. Genç kadın yanında bir erkek arkadaşıyla yürüyordu. Kocası onları gördü, silahına sarılıp kurşun yağdırdı. Çocuklar mı babası? Öfkeli koca olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yardım bekleyen kadın ve arkadaşı ambulansın gelmesiyle hastaneye kaldırıldı. Vallahi yani hani olay bambaşka bir durum ama şimdi bacaklarından vurup kaçması, gitmesi hani belli ki bir tehdit amaçlı. Can kaybını hani çünkü hani topuğuna sıkarım durumu vardır ya mafyöz hikayelerde vesaire. Çünkü pek cezası da onun ağır da değil. Çocuğumun babası diyor herhalde boşanmış olduğu eşi. Yok hani koca olarak görmek istemiyordur kendisini. O da olabilir. Hani kocam ama yani çocuğumun babası. Hani bu ifade bir taraftan da vallahi yani ulu orta bu şekilde yürürken görmesi gündüz adamın vakti. Demek ki Adana'nın sıcağında asfalyalar acaba onu düşünüyorum. Acaba kadının iş arkadaşı olabilir. İş mi? Arkadaşı olabilir. Yani hiçbir alakası olmayabilir. Sokakta karşılaşmış şuradan şuraya eski bir dostu. Bir altyapısı olabilir. Vardır ama herhalde. Yani bir şüpheleniyordur öyle yani. Muhtemelen ama o da olabilir. Yani o zaman ne olacak? Yani bu kadınların durumu ne? Kadın her şekilde yaptığı her şeye eski eşe büyük bir sorumlulukla böyle mi yaşayacak? Erkeklerin durumu ne? O da yaralanmış. O da yaralandı. Yani illa sen yani baştan çıkaran erkek gibi düşünme. İşte az ya önce... Da baştan çıkaran kadın gibi düşünmeyelim. Burada cinsiyetçilik yapmayalım Ebru. Ya hayır hiç öyle bir şey aklıma gelmedi açıkçası. Can sıkıcı bir durum yani ama. Kadının belki hiçbir şekilde o adamın da hiçbir suçu günahı yok. Aralarında hiçbir şey yok belki. Hiçbir şey yok belki. Karşıdan gelen adam gördüğü anda sen misin biriyle yürüyen deyip de yapmış olabilir. Ortada hiçbir şey olmaksızın. Ha hikayenin öbür kısmına bakarsak olabilir. Olabilir görüyoruz işte az önce... eşinden boşandığı dönemde başka biriyle aşk yaşayan kadın kocasına geri dönünce adam yediremiyor. Geliyor kadını da kendini de vuruyor. Hikaye böyle yani bu vurma meselesi aslında nedir? Onu konuşmak evet. lazım. Evet bu tür hadiselerde mesela 1 yıl 6 ay arasında hapis cezası vesaire deniyor. Yani küçük yaralamalar bulunacaktır elbette çocukların babası zira nereye gidebilir? Ama keşke olmasa bu tür hadiseler. Mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Bu kuyuda ne olabilir diye. İhbarla açılan kuyuda hem köyde aranan kayıp inek bulundu. Yanlış duymadınız. Yani kuyuya bir inek düşmüş. Hem de kuyu hakkındaki merakı gidermiş köy halkı. Sarı kız bulundu yani. Aranan ineğin bulunması nedeniyle hem ekipler hem de hayvan sahibi büyük sevinç yaşadı. Define bulundu mu dersin? O imkansız, zordur. Ama buraya nasıl girmiş o sarı kız? Harika düştü bir şey. Düştü mü? Ayağı önden merak mi merak etti galiba ne oluyor, ne bitiyor. Ama yıllar, günlerdir aran ha, oralarda. Ama bu define hadisesi bizde büyük problem oluyor ya. Hala var değil mi? Olmaz olur mu yani bu topraklarda? Her zaman bir hani rahat böyle kolayca bir para kazanma durumu vesaire vardır ya. Evet. Sarı kızın en azından bulunması köylü için iyi. Ama Kayseri'de de tabii yani define aranır be. Aranır mı diyorsun? Aranmaz mı ya? 10 numara yer yani. Geçtiğimiz günlerde yine bir define aramasındayken bambaşka bir şeyle karşılaşıp aslında yine kendileri düşmüşlerdi kazdıkları kuyuya tahmin ediyorum. Aynen yani bu ve bunun gibi hikayeleri çok fazla duyuyoruz. Bu böyle artık bir şehir efsanesine döndü. Umarız bu sevgili sarı kız Kurban Bayramı'nı rahatça atlatır. Hani kurban fiyatları ne olacak dersin Murat'cığım? Şeyin içine, deliğin içine girdiğine pişman olmaz aynen. İnşallah. Çünkü Kurban Bayramı'nda gidecek gibi de gözüküyor tamam. O konuya sonra girelim diyorsun. Çünkü reklamlar diyorsun. Anladım ben seni. Aynen. Efendim kısa bir aradan sonra sizlerle. Reklam. Kısacık bir reklam arasından sonra işte yine buradayız efendim. Sabahın erken saatlerinden itibaren Ebru Murat bu sabahta Show TV'de canlı yayında. Aynen. Devam. Evet, canlı canlı devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi Murat'cığım İstanbul Sultan Gazi'ye gideceğiz. Bir GSM firması sevdiğimiz çalışanlarıyla yer. Mahalleli arasında kavga çıkınca sokak bir anda ne alanına döndü? Savaş. Savaş alanına. Maalesef. Bu söylemlere alışkın mıyız son zamanlarda gördüğümüz görüntüler mi?
Maalesef öyle efendim. Buyurun izleyelim haberi. Sopalarla geldiler, hazırlıklı gelmişlerdi. Ya meydan savaşı gibiydi. Kimi uçan tekme attı, kimi sopayla saldırdı. Mahalle sakinleriyle GSM çalışanları birbirine girdi. İşte arabayla geldiler, mahalleye daldılar, üstüne araba sürdüler. İddiaya göre bir telefon firması görevlileri kampanya çalışması için Sultan Gazi'deki bu apartmana geldi. Tamamen şirket personelinin o saatte bine girmesinin sebebiyle başlıyor. Üçüncü katta oturan apartman sakini GSM çalışanlarına bu saatte zile niye basıyorsunuz diye tepki gösterdi. Görevlendirme kağıtlarınızı gösterin dedi. Şirket personelinin arkadaşları tersleme durumunda. İddia göre onlar da karşılık verince aralarında tartışma yaşandı. Çalışanlara tepki gösteren genç ve abisi sokağa indi. Uçan tekmeyle tartıştığı çalışana saldırınca kavga başladı. Kadınlar çocuklar bağırıp çağırıyordu. Çalışanlar arkadaşlarına haber verdi. Onlar da kısa süre içerisinde sokağa geldi. Grubun üzerine hızla aracı sürdü. Neyse ki son anda herkes kaçıştı. Gelen iki kişi ise hemen buradaki kavgaya dahil oldu. Bu kez de devreye sopalar girdi. Kimin kime vurduğu belli değildi. Ben ayırmaya çalıştım mahalle sakin olarak. Ben bile 2-3 yumruk yedim, yani kimden yedim bilmeden. Kavga karakolda son buldu. İki tarafta birbirinden şikayetçi oldu. Benim zeme neden basıyorsun gibi işte basit meselelerle ortaya çıkabilen. Düşününce böyle şeyler bu kadar, çünkü savaşa kadar giden iş neredeyse, düşününce acaba daha öncesinden bir husumet mi var diye akıllara da geliyor ama hani sadece zil ise, ki muhabir arkadaşımız araştırmıştır herhalde, zile bastın rahatsız ettin diye muhabir arkadaşımız araştırmıştır. Önceden bir husumet olduğunu söylerdi. Demek ki yok. E baktığın zaman yani bu sopalarla hazırlıklar nedir Allah aşkına? Uçan tekme bile masum kalacak bir durumda şu anda, evet, bu. Evet, gördün değil ya mi? Bir apartman, belli ki bir aile apartmanı vesaire vesaire. E küçük küçük birimlerle kendi adaletimizi mi arayacağız ki? Burada adalet aranacak bir durum da yok. Evet. Yani basar, ya kardeşim bu saatte ne rahatsız ediyor, çocuk uyuyordur falan filan der, affedersin abi kusura bakma der geçersin. Ya iftarda alt katta küçük çocuk ağlıyor diye aşağı inip komşusunu tartaklayan, sonra da çocuğun babasını öldüren bir adamdan bahsetmiştik hatırlarsan. Yani öfke kontrolünü biraz da konuşmak lazım. Bugün sevgili Nuray Hanım'la sonra bağlanacağız. Akran zorbalığını konuşurken konuşuruz da istiyorum. Ya burada öfkelenecek bir durum var mı ki bunu kontrolünü yapacaksın? Bu düpedüz cehaletin geldiği yer. Doğru. Yani herkes kendi küçük bilimlerle kendi hayatlarını ortaya koyuyorlar. Kendi alanlarında yaşamak istiyorlar. Yok işte yani hani biz mesela Türkiye'den giden Almanya'ya, Berlin'e hani kendi kabuklarında yaşıyorlar, hiç entegre olamıyorlar bazen falan filan diyorduk. Bu memlekette kendi içimizde oluyor, evet, bu. Adam geliyor oradan buradan kendi hayatlarını kuruyor. Ondan sonra oraya buraya entegre olamadan böyle bir hayat sürülür mü Allah aşkına? Kimseyle merhaba olmadan, yok zile bastın bana niye selam verdin filan falan. Ne yapacağız yani, biz o hani en güzel özelliklerimizden biridir. Selamlaşmak, sarılmak. İşte komşuculuk vesaire. Yalnızlaşacak mıyız o zaman bu durumda? Evet. Aman kim bana ne diyeceği küçük, belli küçük gruplar olmaz, halinde susayım. Böyle cebinde silahınla, bıçağınla, sopanla maalesef dolaşacaksın demek ki. Maalesef. Başka anladığım bir şey yok. Ya bizim mesela benim en fazla yakındığım konu hani insanların caddede sokakta yüzü gülmüyor. Evet. Gülse selam verdiğin zaman vermiyor. Günaydın dediğin zaman günaydın, evet, almıyor ya da işte günaydına karşılık vermiyor idi. Bir de o maskelerden ifadeler belli olmuyordu yani. Ya Murat, maskelerden. Yani gözlerden okuyamazsın herkesin hikayesini. Maskeler çıktı fakat o donuk ifadeler kaldı. Bir günaydın dersin geçersin yok, yoluna, gerçekten, değil mi? Gerçekten çok etkilen. Ama burada abi diyor ki dayak yedim ama kimden nasıl dayak yedim bilmiyorum diyor. Ben de 3-4 tane yedim diyor. Ben de 3-4 tane yemişim vardı. Uçan tekme yani, nasıl peki o anda? Yani o öfkeyi ne zaman o koreografiyi yaptın sen kafanda da giderek uçarak? Film sahnesi gerçekten, bizim 3 kuruşta izliyoruz böyle sahneleri böyle sıklıkla. İşte aksiyon yönetmeni var Uğur benim arkadaşım. O böyle o sahneleri onlardan kuruyor falan. Ha gerçekten oradan mı gördüler acaba? Hayır yani hayattan olan şeyler dizilere ya da filmlere yansıyor. Ya dizilerden yansımıyor buralara. Hayatta var. Hayatta varsa orada da görülüyor. Evet. Dolayısıyla vallahi ben anlamadığım işler bu öfke kontrolü şununla bununla da geçiştirecek bir hadise değil. Maalesef. Bambaşka bir şey. Herkesi şöyle genel olarak bir psikolojik tedaviden geçirmek lazım. Ben dahil olmak üzere tabii.
Her kibimiz bu dünyanın kendi parçasıyız. Kendini dönüp sorgulaması lazım. Haklısın. Haklısın. Samsun'a gidelim o zaman. Şöyle bir şey var. Bu arada cep telefonu hadisesi vardı. GSM bazı bandrol ücretleri de arttı. Yani evet. Bugün itibariyle etiketler değişecektir. Özellikle elektronik eşyalarda hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Samsun'da polis durmayan sürücünün lastiğine ateş açıyor. Ve havaya uyarı ateşi yapıyor ama yine de durmasına engel olmuyor, olamıyor. İzleyelim. Dur ihtarına uymayınca bu polis lastiklere nişan aldı. Bu polis havaya ateş açtı. Ama şüpheli durmadı, gaza basıp kaçtı. Lastiklere vur, lastiklere vur, lastiklere vur. Samsun'da polisler şüpheli bir aracı caddede sıkıştırdı. Lastiklere vur. İki potosundan iner inmez memurlardan biri lastiklere ateş açtı. Diğeri havaya uyarı atışı yaptı. Polis olay yerinden kaçan sürücünün peşine düştü. Evet, memleketimizde yine sıradan bir gün idi. Bu da yansıyan bir haber. Samsun'a sevgi selam. Ne diyelim? Sürücü durmuyor yani, polisin ikazına rağmen durmuyor. Ulu Orta güpe gündüz bir hadise. İki gün önce de polis kimlik sorduğu için polis arabasını adeta darp eden, polise saldıran kişilerden bahsetmiştik. Evet. Yani polise gerçekten dur, nasıl ikazına uymazsın? Yani hadi kaçtın gittin, yakalandın. Bunun korkusu, şusu busu yok mu? Yani ben bu işten nasıl olsa yırtarım, cezalar da hafif falan filan mı deniyor? Şimdi yani gülerek anlatıyoruz. Fakat polis aracına binip pencereden kendini atan birinin haberini vermiştik. Yani o anda demek ki insanın... Bana kalırsa şu anda aramızda dolaşıyordur yani. Ya, muhtemel. Muhtemel. Şimdi ünlü çimento firmasının ortağı Enver Paralı vefat edince, Allah rahmet eylesin öncelikle, çocuklarıyla torunları arasında bir miras kavgası bulmuş kendini ortada. Bakar mısın? Beyefendi burada, Allah rahmet eylesin. Şimdi şöyle, bu miras davası başlıyor çocuklar ve torunlar arasında, yanlış anlamayın efendim. Ve o dava sonuçlandı. Hukuk savaşını bakın kim kazandı. 1 milyar TL'lik bir mal varlığı tespit edildi. Sahte imza davası sonuçlandı. Ünlü iş insanının 4 çocuğu ve eşi mirastan men edildi. 100 milyonlarca lira torunlarına kaldı. Çaldıkları mal varlığı çok ciddi olduğu için ciddi bir suç işlediler. İş insanı Enver Paralı büyük bir çimento şirketinin ortağıydı. 9 yıl önce beyin kanaması geçirdi. İddiaya göre çocukları bunu fırsat bildi ve sahte evrak düzenleyerek 1 milyarlık servetini kendi üzerine geçirdi. Kendisini düştüğü müşkül durumdan faydalanarak mal varlığını gasp etmek istediler. Miras oyununu iş insanı Enver Paralı'nın torunu Ömerhan Kuru fark etti. Yıllar sonra bir evrağın karşıma çıkmasıyla beraber dedemin o tarihte hastanede olduğunu hatırladığım için hastane tarihleriyle karşılaştırdım. Ömerhan Kuru teyzesi, annesi, dayısı ve anneannesi hakkında dedemin mal varlığına kondular diyerek şikayetçi oldu. Bilirkişi o imzalar sahte dedi. Yani Enver Paralı hastanedeyken yerine ailesi imza atmıştı. Savcılık 69 gayrimenkulün yasal mirasçılara devrini istedi. Adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyorum. Gerçek ortaya çıktı. Adalet yerini buldu. Mahkeme mirasın Paralı'nın 4 çocuğu ve eşinden alınıp torunlarına verilmesine hükmetti. Öncelikle Allah'tan rahmet dileyelim. 2013 1 Ağustos'unda hayatını kaybetmişti bu ünlü iş adamımız, iş insanımız daha doğrusu. Bak, o kadar sürmüş yani davanın sonuçlanması. Torun annesine, babasına, anneannesine ve teyzesine dava açıyor. Bu nasıl bir tezgahı durum? Öğrenmiş. 5 çocuğu ve eşi sahte mirası kendi üzerlerine geçirmek için düzenledikleri sahte imzalar belgeler nedeniyle. Bak. Sahte evrak düzenleme ve dolandırıcılık suçlarından varislikten çıkarılıyorlar. Oğul 22 yıl hapis isteniyor. Para da torunlara geçiyor. Valla burada bir... Yani, ya babasının hapse girmesini göze alarak dedesinden kalan parayı kendi hakkı olduğunu savunuyor. Ortada bir şey. Yani burada kesin bu evlat muhtemelen aileyle görüşmüyor. Doğru mu anlıyoruz burada? Muhtemelen. Ya bir şey var, bir üzerine durum bir var ya da gerçekten ailede bu olmasına rağmen çocukların yani hakkı verilmedi. Ama yani işin olduğu, paranın olduğu her yerde, işte bozuyor ortada. Rantın döndüğü her yerde baba oğlu, oğul babayı, sahtekarlık onu, bunu, şunu bunu tanımıyor. Hatta sahtekar diğer sahtekarı bile satabiliyor. Dolayısıyla efendim babanın oğula düşmemesi, ailesel bu değerlerimize daha da sahip çıkabilmemiz için parayı bir kenara bırakın ama bırakılamıyor. Çünkü büyük paralardan bahis açılıyor. Ama yani küçük ailelerde bile oluyor. Yani o 5-10 lira için insanın gözü dönüyor niyeyse. Maalesef. Ve birdenbire evet. Buradaki hadise de yani
Bayağı bir tezgah kurulmuş tabiri caizse. Büyük geçmiş olsun ve tabii Allah'tan rahmet dileyelim. Baba rahmet hiç bu günleri görmek istemezdi. Baran mı var, derdin var. Düşünsene, o çalışmış, didinmiş. Çocuklarına, evlatlarına, torunlarına bir hayat bırakmak için gelin görün ki onu bile paylaşamamışlar. Yani. Peki. Efendim, hırsızlığa teşvik edilen ve daha reşit bile olmadan suçluya dönüşen çocuklar İstanbul'dan yine akıl almaz görüntülere sahne oldu. Bir görelim, izleyelim, konuşacağız tabii ki. Kadın adama oyalayıp lafa tuttu, çocuk hırsızlar çantayı kaptı. 3500 dolar kaşla göz arasında böyle gitti. Burası Avcılar. İki arkadaş kafede oturuyordu. Yan masadaki bu kadınlarla çocukların gözü de onların üstündeydi. Bir ara adamlardan biri masadan kalktı. Bunu fırsat bilen çete hemen işe koyuldu. Biri telefonla konuşan adama adres sordu. Çocuk hırsızsa çantayı akıl almaz bir soğukkanlılıkla böyle çaldı. 56 bin liralık dövizi çalınan adam soluğu karakolda aldı. Polis iki kadın hırsızı yakaladı. Aynı suçtan birinin 54, ötekinin 55 kaydı vardı. Burası da Karaköy. Bu çocuk hırsız da yanında bebeği olan bir turisti gözüne kestirdi. Baba tezgahın başında bir şeyler yiyordu, ağlamasın diye 16 aylık bebeğinin eline telefonu verdi. Yanlarından geçen genç bir kız o telefonu çalıp koşmaya başladı. Görüntüleri inceleyen polis o hırsızı yakaladı. Daha 16 yaşındaydı ve o da aynı suçtan defalarca yakalanıp gözaltına alınmıştı. Hırsızlığa teşvik ediliyor. Reşit olmadıkları için, suç alma oranları düştüğü için dolayısıyla tercih ediliyor. O çocuklar zehirleniyor, beyinleri yıkanıyor ve ortalığa salınıyor. Aslında onların işi o. Hikaye bu, onların işi bu. Bir kadının 54, diğerinin 55, 16 yaşındaki diğerini bu küçüklerden bahsetmiyorum bile defalarca suç işlediği, sabıka kaydının hayli kabarık olduğu ama aramızda gayet rahat bir şekilde dolaştıkları görülüyor. Benim şuradaki çocuktan farkım olmalı mı? Olmalı. Yani onun ya da o kadının 54-55 tane sabıkası var ise, aramızda dolaşıyorsa, aynı yerde oturuyorsak ne anlamı kaldı? Hak, hukuk, adalet nerede? Where is? Nerede? Where is? Ha? Yani bu şekilde anlatalım bari. Yani çünkü Allah aşkına aynı kafede oturuyorsak, hemen benim yanı başımda duruyorsa, 55 tane sabıkası varsa, benim Hürpak 10 numara 5 yıldız bir sicilim var ise ve aynı havayı soluyorsak, o zaman diyor ki bana da benim yanıma kar kalıyor acaba, o zaman bu benim mesleğim diyor. Hadi ve giden paraya bak. 3500 dolarlar bilmem neler o soğukkanlıkla. Özellikle turistlerde. Dün de turistin bacağına yapışıp parayı alana işte, kadar ayrılmayan bir kız çocuğu, hepsi o. Ben şunu anlıyorum, yani bu çocuklar bunun için doğruluyor ve yani doğurma süreci 1-2 yaşından sonra da öğretiliyor bunlar. Nasıl başa çıkacaksın? Çok feci. İşte nasıl başa çıkacaksın? Hak, hukuk, adalet. Yani 55 tane kayıtlı birisi, sabıka kaydı olan bir insanla ben aynı yerde nasıl durabiliyorum? İşte normalleştiriyoruz bütün bunları Murat'cığım. Yani, normalleştiriyoruz. Onlar kendilerini işte normal zannediyorlar. Bu arka, benim senin sesimizi ekranlara getirelim, duyuralım diye konuşuyoruz. Tabii ki. Yaptığım işte demek ki o kadar da kötü bir şey değil diyor çocuk aklıyla. Nasıl olsa çıkacağım diyor mesela. Ben yani legal bir şey. Bana bir kızdılar. İşte bana gittiler abiler, bana hı dediler. Bir daha yapmam ben. O sabıka kaydının mı farkında? Okuma yazması var mı acaba? Parmak mı bastırdılar? Neyle o suç sabıka şeyinin altına bir imza atıldı? Çocuk bilmiyor ki. Yani. Bilmiyor olabilir ki muhtemelen de zaten. Özellikle bu çocuklar bunları yapılmaya yönlendiriliyor. Ya çocukları bırak işte anaları babaları hep anaları, beraber babaları. Görüyoruz yani. Çocuk da görüyor, nasıl olsa çıkacak diyorlar. Çıkıyorlar falan. Neyse maalesef. İşin özü şu, ez cümle. Yani evet. Herkes malına, mülküne, gömleğine, takımına, cep telefonuna, şuna buna sahip çıksın. Çünkü sonuna kadar alıyorlar. Öyle diyeyim artık. Bak kim geldi, hemen soralım kendisine. Merhabalar, günaydın efendim. Uzman klinik psikolog Nuray Kanmezer bugün bizlerle canlı yayında bize bağlandı. Nasılsınız Nuray Hanım? Günaydın Nuray Hanımcığım. Günaydın Ebru Hanım, günaydın Murat Bey. İyiyim, siz nasılsınız? Gayet iyi ama valla haberler bazen fena oluyor. Özellikle akran zorbalığı çok fazla değil mi Ebru? Bu konuda evet, sürekli öyle. Olarak haber veriyoruz. Niye evet, çoğaldı? Evet. Yani akran zorbalığının aslında çoğalma nedenleri aile kökenli. Çünkü aile faktörü çok önemli. Çocuğun ilk sosyalleştiği yer aile ve dolayısıyla aile içindeki iletişimin çocuğun fark edilmeye yönelik ya da kendisini
fark ettirmeye yönelik olduğu durumda çocuk sistemli olarak dışarıda kendinden daha güçsüze bir şekilde kendini ifade etmeye çalışıyor. Aslında sorun maalesef aileyle başlıyor. O yüzden son dönemde de sanıyorum çok fazla evde kaldı. Aileler birbiriyle çok temas etmeye başladı. Ve o aralarındaki ilişki çocukları çok etkiledi. Ve dolayısıyla da dışarıda artık bir şekilde kendilerini ihmal edilen, özellikle ailelere baktığımızda çocukları yok sayan, görmezden gelen ve dışarıda kendilerine özgüven oluşturmaya çalışıp bir mesajı olan çocuklar olarak görebiliriz. Akran zorbalığı çok ciddi. Ya Nuray Hanım, yani birebirde de bir çatışma yok. Affedersin Ebru'cum, sen soracaksın. Yok, hayır, ama şunu bir merak ediyorum. Yani bir kişi ama karşısında 20 kişi ya da herkes böyle küçük evet. küçük, yani affedersiniz ama bir çeteleşme süreci ardından böyle evet. öfkeyi bastıramama durumu ve kız kıza, erkek evet. erkeğe, erkekler gazı veriyor zaten, ha kızlar saç saça baş başa giriyorlar ve vesaire diye. Ve mutlaka çeken biri var. Yani görülme isteği de var bunun içinde. Sosyal medyada yayınlanma evet. durumu da var yani. Hadi bunu ne yapacağız? Yani hani şöyle, bir de son dönemde zaten şöyle bir durum da oldu. Aslında siber zorbalık dediğimiz yeni bir literatüre böyle bir zorbalık da girdi. Artık hani fiziksel, duygusal, cinsel olarak zorbalık uygulamıyor çocuklar birbirine. Artık siber olarak da maalesef sosyal medyayı bu kadar ya da teknolojinin bu kadar geliştiği dönemde çok fazla birbirleriyle etkileşim halinde çocuklar oluyorlar. Onunla büyüyorlar. Onu tanıyarak maalesef. Çıktılar. Evet, evet. Ama dünyaya geldiler. Burada şey var. Siz, ben hep bunu söylüyorum. Aile, ebeveynler çocukların ortaya çıkmış sırrı aslında. Dolayısıyla siz tüm davranış biçimi, sosyal medya kullanış şeklimiz bile çocuklara o kadar çok etkiliyor ve yansıyor ki. Burada tabii öfke kontrolsüzlüğü mutlaka öğrenilen bir şey. Aslında bu bahsettiğimiz zorbalık gerçekten aile içinde ilk sosyalleştiğimizi düşünürsek öğrenilen bir duygu. Dolayısıyla çocuk bunu mutlaka öğrendiği için uyguluyor ve özellikle baskı kuran aileler, çocukları otorite uygulamaya kalkan aileler, böyle sen erkeksin, sen yapmalısın, sen dövmelisin, kendini korumalısın gibi telkinleri çok duyarız. Kız çocuklar bu konuda belki daha erkeklere göre biraz daha naif olabilirler ama kızlarda da maalesef işte kendini ezdirme, güçlü kadın ol, evet. böyle bir pompalama dönemi hep oluyor. Ailelerde. Müthiş anlatıyorsunuz gerçekten, çok teşekkürler. Bizim bugünlerdir konuştuğumuz bir mevzu Murat'la. Evet. Yaş var mı acaba? Yani bu akran zorbalığının, siz çünkü çocuklarla özellikle çalışıyorsunuz. Kız erkek çocuklarla bunların farklılıkları nedir? Hangi yaşlarda görülüyor? Aileler ne zaman fark ediyor bütün bu durumu? Ya da fark ediyor mu? Şimdi şöyle, aslında okul çağıyla birlikte sosyalleşmenin başladığı ilkokulda daha çok böyle ailelerin fark etmediği, Türkiye'de de dünyada da böyle, erkeklerde çok daha fazla zorbalık olduğu, kızlarda birazcık daha bu siber zorbalık dediğimiz kısmın daha yaygın olduğu yapılan son çalışmalarda ortaya dökülmüş durumda. Özellikle ilkokul, yani 8 ve 13 14 yaş sınırlamasını getirebiliriz Türkiye için. Ve en kimliklerinin kazanmaya başladıkları, ergenlikle birlikte bir takım o kendilerine ait yaşamsal dürtüleri kontrol edemedikleri dönemde kendilerinden daha pısırık, hani toplum içinde böyle hep böyle tanımlarımız var ya, daha güçsüzseniz. Evet. Ya işte geliyoruz gücüne yetenenin uyguladığı mağara dönemi ya da orman kanunlarının geçerli olduğu evet. o hadiseye. Peki böyle yetişmekte olan evet. bir nesilden mi bahsediyoruz? Yani bu gerçekten çok korkutucu. Aileler bunu çok ne zaman korkutucu. Fark ediyorlar? Önlem için ne yapmalıyız? Ama affedersin, ailelerin zaten hani tamam. aileler fark etmesi değil. Çünkü aile bizzat yaşıyor. Ebeveynler dikkat diyoruz ama ebeveyn zaten. Ey ebeveyn evet. ne yapıyorsun sen diyoruz. Evet. Yani burada gerçekten ebeveynlere ve okul içindeki öğretmenlere çok iş düşüyor. Çünkü çocuk bir eylemi sistemli bir şekilde karşı tarafa yapıyor ve zarar veriyorsa
bu ileride çok ciddi, hem maruz, zorbalığa maruz kalan çocuk için de çok büyük bir patoloji, depresif bir durum oluyor ve intihara kadar götürebiliyor zorbalığa. Şiddete uğrayan çocuk. Tabii ki intihara kadar, ki bu çok içselleştiriyor, korku oluyor. Ezik hissediyor çocuk falan. Içe kapanıyor. Çocukta o mesajları çok iyi okumak gerekiyor aile içinde. Neden yemek yemiyor, niye içe kapandı? Sesli uyaranlara çok fazla cevap vermez, dalıp dalıp gider. Sürekli korktuğuyla ilgili hikayeler anlatmaya çalışır. Dolayısıyla ailelerin zaman belli yaş aralığında çocukları çok iyi gözlemlemesi gerekir. Okul içinde de öyle. Hep bu tarz şeyleri hep yapıyoruz. Maalesef geleneksel kültürden geldiğimiz için işte erkeklerde güçlü olmak rolü veriliyor. Yani çocuklara roller, sorumluluklar verilmeli ama bu roller ve sorumluluklar çocukların yaşının taşıyabileceği hiç de olmalı. Sen yaparsın, hadi oğlum yürü git, evet. Kızım hakkını yedirme, sen kadınsın, güçlü ol gibi söylemler. Kesinlikle aslında kendi yapamadıklarımızı çocuklarımıza atfediyoruz ama biraz yanlış mesaj veriyoruz herhalde Nuray Hanım, doğru mu? Evet, kesinlikle. Çünkü bu çocuğa bir yük oluyor ve bu duyguyla çocuk baş edemediği için de ya zorbalık uyguluyor eğer kendiyle... Çünkü ebeveyn baş edememiş durumda yani. Aileler dikkat diyoruz ama esas sıkıntı o anne babada. Aileler yani şu hareketleri normal görebiliyor yani anne baba. Okullara dikkat, öğretmenlere dikkat. Yani naif ve nazik olmayı öğretmek. Hem erkek için, çünkü siz bir erkek eşine davranırken ki biçimi bile çocuk çok içselleştiriyor. Doğru. Yani babanın anneye davranışı çocuk da o kadar çok büyük bir... dünyayı kurtaracak bir görsellik oluyor ki inanın. O yüzden anneler babalar çocukların yanında bu anlamda dikkat etmeliler. Peki. Harikasınız. Efendim çok teşekkürler. Çok net bir şekilde hızlıca bize anlattınız. Nuray Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere Nuray Kanmazer, klinik psikolog. Teşekkürler. Bay bay, siz de öyle. Ben uzman psikolog Nuray Kanmazer, klinik psikolog bizlerleydi. Bu konuyu günlerdir konuşuyorduk. Ya yetişkinlerin öfke şiddet problemini konuşmayı unuttuk. Onu da bir daha sefere konuşalım derim ben. Zaten normal ebeveynlerin şeyinden bahsetmiyoruz. Yani aynen. Sıkıntı ebeveynlerin sıkıntılı sıkıntı çocukları olabiliyor. Geliyor. Dolayısıyla derdimiz o. Şimdi İstanbul'da bir efsane var. Mi? Aynen öyle. Vardı daha doğrusu dün. Evet. Akşam saatlerinde dün gece. Uzun bir valla baktım Kasım'a kadar konser programları var. Evet. Yaşlar da 70 ama iş bitmemiş. Deep Purple efsanesi esti. Pandemi nedeniyle 2 yıl röterli olarak gerçekleşti konser ve deyim yerindeyse İstanbul'da yer yerinden oynadı. Dünyaca ünlü Deep Purple efsanesi dün gece İstanbul'daydı. Smoke on the Water, Highway Star, Burn gibi birçok ölümsüz şarkıyla tüm dünyada 100 milyondan fazla albüm satışı yapan Deep Purple'ın konserine İstanbullular büyük ilgi gösterdi. Konser pandemi nedeniyle 2 yıl rötarla gerçekleşti. Deep Purple'ın İstanbul'daki sahne hazırlıkları için onlarca tırla malzeme getirildi. Ve sahne kurulumu için 150'den fazla kişi günlerce çalıştı. Tüm zamanların en iyi rock gruplarından biri olarak nitelendirilen Deep Purple'ın konserden önce medya mensuplarıyla buluşmasında renkli görüntüler yaşandı. Bu sabah sunucularından Murat Güloğlu da Deep Purple'ın basın toplantısındaydı. Valla şahane insanlar, dayılar harikuladeler, yaşlar nasıl başlar almış. Nasıl da enerjileri falan enerji konuşurken numara zaten. Ama Kasım'a kadar bir şey konser müthiş. Programı var. Evet. Artık dünya son tur dönecekler. Evet. Yani öyle düşünüyor. Ama şeyi sordum, dayıcım dedim gidiyor musun şeye, Kiev'e, Moskova'ya? Yok kardeşim dedi. Oralara girmeyeceğiz dedi. Çünkü programda vardı, onu çıkarmışlar. Hani
iş siyasete dönmesi falan diye. Evet. Valla harikuladeydi. Teşekkür ediyoruz geldikleri için. Polislerine ne yemek istemişler biliyor musun? Ne? Duydun mu? Yok. İmam bayıldı ve Kars gravyeri. Ağızların tadını biliyorlar. Biliyorlar. İstanbul'umuz böylesi yani güzel efsaneler. İnsanları ağırlardı önceden. Bol bol bol. Evet. Artık gelmeleri nerede de geldi, istiyoruz bol geçti. Bol yine. Hadi bakalım hayırlısı. Deep Purple'da bu işi kapıyı açtık, araladık. Kesinlikle. Şimdi Murat'cığım bankamatikten para çekiyor musun diye soracağım sürekli sana. Sürekli olarak. Değil mi? Param ben de varsa çekiyorum. Çekerim. Varsa çekiyoruz. Hadi, o ayrı. Ay sonunda doğru zor oluyor da. Ama aman dikkat diyeceğiz efendim. Neden? Çünkü bir çete İstanbul Maltepe'de 29 ATM'ye kopyalama düzeneği kurdu. Ve kurmuş olduğu, yerleştirmiş olduğu bu düzenekle tam 800 bin lira çaldı. ATM'lerden para çekerken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bu tuzağa düşmemek için işte biz de sorduk, araştırdık sizler için. Hiç kontrol ediyor musunuz kartı yerleştirirken bir düzenek var mı diye? Kontrol etmiyorum ama güvenilir bence. Hayır, hiç dikkat etmiyorum. Umarım benim başıma gelmez. Bana bir şey olmaz diyorum yani. Kartında para olmadığı için pek sıkıntı yok benim için. Maltepe'de ATM'lere tuzak kurup kart bilgilerini kopyalayan çete 2500 kişinin canını yaktı. 800 bin liralık vurgun yaptı. Dolandırıcıların çare bulamıyorlar maalesef. Haksızlığa maruz kalanlar da genelde yaşlılar oluyor. İnsan oldu, her şey beklenir yani. 3 kişilik çete suçüstü yakalandı. Polis diğer çetelere karşı uyardı. Polisler alıp götürdüler. Bakın tam 2500 kişinin kartı bu şekilde kopyalandı. Peki dolandırıcılar bunu nasıl yaptı? Öncelikle 29 ATM'ye kamera sistemi ve kopyalama düzeneği yerleştirdiler. İnsanlar genelde hemen işlemini yapıp parayı çekip gitmek amaçlı. Kimsenin dikkatini zannetmiyorum. Hiç kimse boşa sallamasın. Ne yapmamız gerekiyor peki? Öncelikle ATM'ye geldiğinizde okuyucunun üzerinde başka bir düzenek var mı ya da zarar görmüş mü, bunu kontrol etmek gerekiyor. Dolandırıcılar bazen de tuş takımının üzerine ekleme yapıyor. Tuşlardan farklı ses geliyorsa o ATM'de işlem yapmamak en iyisi. Getiriyoruz, kartımızı takıyoruz, şifremizi giriyoruz, paramızı çekiyoruz. Ondan sonrasında bırakıp gidiyoruz. Dikkat etmez olur muyum? Şurada bir kabarıklık gibi bir şey oluyor. Kartı soktuğum yere bakıyorum ben. ATM'ye bir aparat yerleştirilmiş mi? Böyle dolandırıcılık olayı olabilir mi? Bakıyoruz, ha tamam diyoruz ama sadece kalıyor bizde. Aman dikkat efendim. Aynen. Bu telefonlarınızdaki QR kodla galiba para çekmek biraz daha, aynen, mantıklı görünüyor bugünlerde. Ben de onu hiç kullanmadım mesela. Sen kullanmadın. Ben de kullanmadım. Zaten dayılar, teyzeler de o konuda kullanamazlar. Evet. O yüzden dikkat edin. Evet, lütfen. Dikkat etmek lazım. Efendim bugünlük bizden bu kadar diyelim. Evet. Harikaydı yine. Kendinize çok iyi bakın. Aynen öyle. Saat 8'i çerek geçe yayına çıkalım diyorum ben. Çıkalım diyorum ben. Güzel bir yine perşembe olsun. Yine buluşalım diyorum yarın sabah. Buyurun. Neden? O zaman. Nasıl, el ele mi gidiyoruz? Hadi bakalım sevgiler.